İyi akşamlar sevgili seyirciler. Pergel'e hoş geldiniz. Pergel bu hafta Kürtleri, kim bu Kürtleri? Kürtlerin dindarlığını, Kürtlerin İslamiyet sonrası yaşamını, Nakşibendiliği, Kadirliği, Ezidiliği, Kakailiği ve daha doğrusu Kürtlerin inanışlarını, folklorunu, edebiyatını, medreselerini, mollalarını, mellelerini, şeyhlerini masaya yatırmaya çalışacağız bu akşam. Kimlerle konuşacağız? Aslında bu konuyla ilgili belki siyasetçi kimliğiyle biliyorsunuz ama bu akşam özellikle bu kısmıyla öne çıkacak ki hemen onu söyleyeyim, şeyi de kapatayım o yolu da. Evet. HDP, Diyarbakır Milletvekili Altan Tan. Ama ben Altan abi diyorum. Öyle programın içerisinde de çok resmi konuşmayacağım. Altan Bey genelde siyasetten önce aslında biz bu yönüyle, yani dindar muhafazakar kimliğiyle biliyorduk ki hala o kimliğini koruyor. Bir diğer konuğumuz Vahdettin İnce. Şimdi Vahdettin abiye ne söyleyeyim diye baktım. Çünkü ikisi de benim normal hayatta abi diye hitap ettiğim isimler. Program için bey dediğimde o resmiyeti araya sokmayacağım. Mütercim ve yazar olarak kendisini ifade ediyor. Medreselerde okumuş, çok sayıda kitabı çevirmiş ve bu meseleyle ilgili de kafa yormuş insanlardan bir tanesi. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, bu konuyla ilgili eminim çok sayıda sorunuz gelecektir. Siz sorularınızı Twitter üzerinden Nevzat Çiçek adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Görüş, eleştiri, sorularınız ne varsa. Kesintiye uğramamak adına kısa bir reklam arası verelim. Sonra hızlı bir şekilde kim bu Kürtler sorusuyla başlayalım. Sevgili seyirciler, tekrar Pergel'e hoş geldiniz. Dediğim gibi bu akşam Kürtleri konuşacağız. Bütün yönleriyle Kürtleri masaya yatıracağız ama daha çok siyasi yönden ziyade tarihsel, folklor, edebiyat ve benzeri kısımlarıyla Altan Tan ve Vahdettin İnce bizimle. Altan abi, önce şeyle başlayalım. Şimdi kim bu Kürtler sorusunu sorarak başlayalım. Bir, kim bunlar? Kim bunlar? Çok kısa cevap vermek lazım. Orta Doğu'nun kadim bir halk. Kadim ne demek? Yani haşa, kadim sıfatı Cenab-ı Allah'ındır. Yani ama siyasi literatürde veya tarihi literatürde işte kadim denildiği vakit, Süryani kadimler için de aynı şey kullanılır. En eski yerli, yerleşik, biraz daha yabancı ve sosyetik bir kelime kullanmak gerekirse otantik. Yani otantik halk, yerli halkı. Kürtler Orta Doğu'nun en eski yerleşik halkı. Yerleri, coğrafyaları Orta Doğu mu? Coğrafyaları şöyle, Zaros Dağları üzerinde esas ilk yerleştikleri yerler. Bugünkü Irak ve İran topraklarını içine alan, yani Irak'ın, bugünkü Irak'ın doğusu ve İran'ın batısı, artı Türkiye hudutları içinde olan Botan bölgesi. Yani esas ana yerleşik noktaları Botan bölgesiyle Zaroslar. Daha sonra tabii kuzeye, güneye, doğuya, batıya doğru tarih içerisinde bir yayılma, genişleme söz konusu. Bugün Ankara yakınlarından, yani Haymana'dan, Polatlı'dan, Şerefli Koçhisar'dan, Konya'nın Kulusu'ndan, Cihanbeylisi'nden tutun Ermenistan'a kadar, oradan Bağdat yakınlarına kadar, bu tarafta Halep'e kadar bir coğrafyada Kürtler var. Ve tarihi olarak da bu yaşadıkları bölgeye en az 1000 yıldır, yani yazılı kaynaklara kaydedilme tarihi itibariyle de Kürdistan deniliyor. Yani Kürtlerin yoğun olarak yaşadıkları bir coğrafya olduğu için. Şimdi çok hemen siyasi olduğu için sorayım. Kürdistan deniyor. Kürdistan derken aslında Daristan gibi kelime anlamı itibariyle Kürtlerin yaşadığı coğrafya anlamında kullanılıyor. Bu Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Ermenistan, Bulgaristan, yani bu tane ki çok var. Çeçenistan. Yani dolayısıyla bir bölgede hangi halk çok yoğun olarak, baskın olarak yaşıyorsa coğrafya onun adıyla müsemma oluyor. Yani isimlendiriliyor. Ama Kürdistan'ın içinde de Türkler var, Azeriler var, Araplar var, Süryaniler var, Ermeniler var. Yani değişik halklar yaşıyor tabii Tarihte ki. Tarihte Kürdistan ismiyle bir ülke olmuş mu hiç? Kürdistan ismi ile şöyle, yazılı kaynaklarda Kürdistan ismini ilk olarak Selçuklu Sultanı Sencer'in kullandığı söyleniyor. Yani resmi evraklarda, belgelerde bir Kürdistan eyaleti olduğundan bahsediliyor Sultan Sencer döneminde. Ama bizim yakın tarihimizde 1847'de
Osmanlı merkezi önce Ahlat, sonra Diyarbakır şehri olan bir Kürdistan eyaleti tesis etti. Bu yaklaşık olarak 10-15 yıl civarı, yani 1864'e kadar resmi olarak Kürdistan eyaleti olarak devam etti. Ve bu Kürdistan eyaletinin ilk valisi de Esat Muhlis Paşa'dır. Kimdir Esat Muhlis Paşa? Münevver Ayaşlı'nın eşinin dedesidir. Münevver Ayaşlı kimdir? Münevver Ayaşlı Türkiye'deki Türk İslami kesimin önemli aydınlarından, hanımefendilerinden biridir. 90 yaşına kadar bir ömür sürmüştür yaklaşık olarak. Birçok romanı vardır. Mesela Pertev Bey'in kızları, Pertev Bey'in iki kızı, Pertev Bey'in üç kızı gibi yaşadığı dönemi, işte İstanbul'u, Selanik'i, Orta Doğu'yu, çünkü babasının memuriyetinden dolayı Selanik'ten Halep'e kadar bir coğrafyada yaşamıştır. Kayınpederi de Osmanlı'nın son Viyana büyükelçilerinden biridir bu son dönemin. Bunlarla ilgili ciddi eserleri vardır. Bunlar Kürt mü aslında? Hayır, yani hayır. Kürt dışarıdan tayin değiller. Yani dışarıdan Esat Polis Paşa Kürdistan valisi olarak 1847'de tayin ediliyor. Bir müddet sonra Osmanlı o eyalet sistemlerini de feshettikten sonra daha modern vilayet sistemine geçtiği zaman Kürdistan eyaletini de tekrar lağvediyor ve Diyarbakır eyaleti olarak veya vilayeti olarak tekrar devam ediyor yoluna. Peki bugün Mevlid Kandili sonuçta, evet. Bunu da idrak ediyoruz. Bütün herkesin de kandilini buradan tebrik ediyoruz. Biz de aynen kutluyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa'ya da salat ve selam getiriyoruz. Buradan hemen inanışlara geçelim. Vatettin abi, isterseniz sizinle devam edelim. Şimdi sonuçta tarihi kısa geçtik. Birazdan açacağız çünkü yani Medlerden, Mabatından tutun da Berzenci ailesinden tutun, açarız onları. Peki inanış olarak Kürtler İslamiyet'ten önce nasıl bir inanışı ortaya koyuyor? Neye inanıyorlardı? Tabii ben de öncelikle Mevlid Kandili'ni tebrik ediyorum. Peygamber Efendimiz'in doğum günü mübarek olsun. Kürtler İranik bir topluluktur. İran coğrafyasında yaşamışlardır. Bu İran tarihinin hemen hemen her karesinde Kürtler yer almışlardır. Dinsel, siyasal her bakımdan Kürtlerin yeri, belirgin bir yeri vardır İran tarihinde. Dolayısıyla İranlılar hangi inançlara bağlanmışlarsa, bu Zerdüştülükten işte Mecusilik falan, hangi inançta olmuşlarsa Kürtler de doğal olarak o inançta olmuştur. Fakat her topluluk gibi Kürtler de kendi özgünlüklerini bu din inançlar içerisinde de korumuşlardır. Yani İran toplumu içerisinde belirgin bir topluluk olarak kalmayı başarmışlardır. Dolayısıyla İslam'dan önce Mecusilik dinine mensup idiler. Tarihçilerin söylediklerine göre bugünkü Ezidilik de o Kürtlerin İslam'dan önceki inancıydı ve hala kalıntıları veya çeşitli öbekler, Ezidi öbekler Kürtler arasında yaşıyor. İslam'dan önce genel olarak, belki başka dinlere mensubiyetleri de vardı, genel olarak Mecusi dinine bağlıydılar. Fakat bunun içinde Hristiyanlar da mutlaka vardır. Çünkü mesela biz Kürdistan'da Fele dediğimiz zaman genellikle Hristiyanları kastediyoruz, Ermenileri kastediyoruz. Fakat bunların arasında Kürtler de doğal olarak vardır. Yani bir topluluk topyekün bir dine girmemişse de mutlaka bireysel olarak bazı Kürtler Fele olmuşlardır. Hristiyan Kürtler de vardır. Yahudi Kürtlerden bahsediyor. Fakat bu çok şey değildir. Yani realiteye pek uygun değildir. Çünkü Yahudilik bir ırk dinidir. Bir Beni İsrail dinidir. Köken olarak Beni İsrail'den gelmeyenler öyle çok Yahudi olamazlar ama Kürdistan'da yaşayan, Kürtler arasında yaşayan, Kürtçe konuşan Yahudiler tıpkı Barzan bölgesindeki Yahudilerden bahsedilir. Evet, işte o da mesela o örnek çok meşhur bir örnektir. Barzan bir bölgedir. Hı hı. Bir bölgenin adıdır. O bölgede yaşayan herkes Barzanidir. Yani orada Kürt de, Müslüman da, Yahudi de, Ermeni de orada Barzani soyadını alır. Hı hı. Tıpkı Vanlı bir insanı Vani soyadını alması gibi, işte Vani Efendi var. Bir Hristiyan da Van'da yaşarsa onun soyadı Osmanlılar zamanında, evet, İslam geleneksel şeyinde Vani'dir. Dolayısıyla Barzani ailesi, bir Yahudi isminden bahsediyor, bir televizyonlarda çok dile getirildi. David, bölgeyi karıştırıyor aileyi. Evet, David Barzani diye bir haham varmış. Evet. Buradan hareketle Barzaniler Yahudidir.
bu sonucu varmak istediler. Siyasal bir çıkarsama yapmak istediler. Yani olabilirler de. Bu çok önemli bir şey değildir. Müslüman olmuştur. Yani kim bilir kimin nesebi önce hangi dine mensuptu. Ama öyle bir şey yoktur. Yani gerçek değildir. Sadece bölgesel bir isimlendirmedir. İslam'ın içinde de tabii çeşitli inançları vardır Kürtlerin. Belki programın akışı içerisinde detaylı olarak değineceğiz. Sünniler vardır. Çoğunluk Sünnidir Kürtlerin. %90-95'e yakını Sünnidir. Şii Kürtler vardır. Şii Kürtler Irak dışında var İran'da, mıdır? İran'da. Kirmanşah olaylarında Şiiler Türkiye'de? Vardır. Türkiye'de? Türkiye'de Aleviler Şii sayarsak Alevi Kürtler vardır. Hı. Şiileşmiş Kürtler de olabilir. Yani bu Caferilik mezhebi ekseninde Iğdır dolaylarında ben karşılaştım yani Şii Kürtlerle karşılaştım ama bir Kürtlerde Şii vardır kavramının içini dolduracak yoğunlukta değildir ama Alevi Kürtler peki, vardır. Peki İran'ı bir kavim derken o zaman şu soru akla geliyor. İranlılar Şia oldu. Kürtler nasıl kendini burada koruyabildi sorusu. Bir tarihçinin tespitini ben söyleyeyim. Belki Altan abinin bu konuda söyleyecekleri vardır. Kürtlerle Farslar tarihleri boyunca hep aynı dine girdiler. Ama hep ayrı mezhepte kaldılar. Yani mecusilik içinde de aynı dindeydiler. Mazdekizm şudur budur. Fakat hep farklı bir mezhepleri oldu. İslam'ın içinde de İslam'a girdiler. İşte onlar Şii, bunlar Sünni. Böyle bir tespitinden bahsediliyor. Bilmiyorum artık ne derece doğru. Bence doğrudur. Yani şey olarak, gözlem olarak söylüyorum. Tarihsel realiteyi söylemiyorum. Farklılıklarını korumuşlardı. Mesela Yavuz'a yakın durmaları da biraz İran'ın içinde erimekten endişe eden sosyal bir şeydir gibi geliyor bana. Çünkü İran'ın içinde kaldığı zaman dil çok yakın, dil çok benziyor. Kısa sürede eriyebilirsin. İşte toplumsal bir korunma refleksi ile Sünni Türklere kendilerini daha yakın hissettiler ve dillerini korudu. Bu bir korunma refleksi olabilir bence yani. Onun sistematik geçeceğiz. Altan abi, İslamiyet'i nasıl kabul ettiler? Şimdi ben hem bir katkı olsun önce biraz bu mevzulara gireyim hem de biraz daha anlaşılır olsun. Bu arada parantez içinde bu Kürdistan kelimesi istaden veya istanden ya da standen Farsça bir kelimedir. Ya durmak, bir yerde durmak ya da bir yeri almak. Yani Kürtlerin durduğu yer Kürdistan'dır. Ya da Kürtlerin aldığı yer Kürdistan'dır. Yani ya zapt etmek anlamı da var burada. Onu da söyleyelim. Şimdi yani aynen Vahdettin'in dediği gibi kusura bakmayın yani isimle hitap ediyorum. Arkadaşlar memnun olurum. Evet. Memnun olurum bilakis. Yani eyvallah. Burada karşılaşmış. Biz zaten bugün milletvekili kimliğinizi bir tarafa bırakacağız. Aynen yok. Ya milletvekili 3-5 ay kaldı bitiyor zaten. Deme ya bundan sonra olmayacak. Ya Allah bilir yani olur olmaz Allah bilir. Bekleriz inşallah. Dolayısıyla bunlar arizidir. Sonradan kazanılmış ünvanlardır her an biter. Şimdi aynen dediği gibi Kürtlerin tarihteki bilinen en yani kadim işte inançları İranî toplulukların yani Arilerin inançları. Yani Zerdüştlük. Ondan sonra işte hani Mecusilik diye anlatılan halk arasında Zerdüştlüğün daha kısa ifadesi ve son daha yakın işte 1000 yıl veya 1500 yıl içerisinde tam Zerdüştlük de olmayan, Mazdeklik de olmayan ama o inançların da etkilerini taşıyan Ezidilik. Yani Ezidilikle Zerdüştlük aynı değil. Siz yani Yezidilik mi diyorsunuz, Ezidilik mi diyorsunuz? Şimdi, Müfit Bey çünkü o konuda Müfit Yüksel'in itirazları oluyor o zaman. Şimdi ben mesela Midyatlıyım. Bizim Yezidiliğin merkezlerinden birisi, Türkiye'deki merkezlerinden birisi Midyat'tır. Evet. Bagok Dağı'nın bir tarafı Midyat'tır, bir tarafı Nusaybin'dir. Ve aşağı yukarı 25-30 köy, bu son dönemde 25-30 köy, belki babamın, dedemin, dedesinin döneminde 100 köy, birkaç yüz köy bilemiyorum. Bunlar Yezidi'ydi ve bizim orada kullanılan ifade Y harfi, Yezidi. Fakat son dönemde bu siyasal Kürt hareketleri geliştikçe bu Y harfine karşı sanki Yezidi dersen bir yanlış yapıyormuşsun gibi Ezidilik. Bu da Ez'den. Yani Huda, Allah, Huda perest, Ezidi, yani Allah'a inanan yine o kelimeden geldiği iddia edildi. Halbuki belki Vahdettin daha iyi bilir. Yezdan da Farsça'da yine Allah demektir. Bu, tam da bunu söylemek istiyorum ben de. Şimdi eski Farsça metinlerde ben kendim bizzat gördüm. İzzet Teala diye bir ifade var. İzzet Teala yani Huda Teala, Allahu Teala. Yezdan var. Yezdan da var. Ezet yani ikisi var. De var. Dolayısıyla bana göre ikisi de doğrudur. İkisi de doğrudur. Yani, bana göre. Mesela Hazreti Ali'ye Şiir-i Yezdan diyor. Şiir-i Yezdan. Allah'ın aslanı anlamında. Şiir-i Yezdan evet. Doğrusu ikisi şimdi de bana göre ikisi de doğrudur. Doğru. Yani otantik olarak. Fakat son dönemde siyasal Kürtlük
Bu Yezidilik ismine karşı işte Ezidi işte kullanılsın daha doğru diye bir şey geliştirdi, tavır geliştirdi. Galiba burada Yezid bin Muaviye ile irtibatlandıranlar tabii, var. Yani Yezid'den bir bağlantı kurulmasını aslında da istemiyorlar. Çünkü hakikaten yani Muaviye'nin oğlu Yezid'le irtibatı olmasın Ezidilik, diye böyle bir Yezidilik şey arasında çok bir bağ yok. Neyse yani Kürtlerin farklı inançları tarihte oldu İslamiyet'ten önce. Putperest bir dönemleri oldu mu? Putperest bir dönemleri olduğunu yazılı kaynaklar çok bahsetmiyor. Yani çok daha eski, evet. Zerdüştlük'ten önce. Yani diyelim ki o Ari kavimler, Subarular, Urartular, işte Mittaniler o dönemlerde var tabii. Yani çok tanrılı inançları var ama esas yakın yani İranî topluluklarının İslam'dan önceki inançları Zerdüştlük. Ezidilik, sonrasında Müslümanlık ve bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum. Mesela Hristiyan Kürt olmuş mudur tarihte? Hani Süryani Kürt veya işte Ermeni Kürt. Bana göre mutlaka olmuştur. Ama Kürtlüğünü muhafaza ederek o Ermeni kültürü içerisinde bir Kürt topluluğu olmamış. Veya Süryani Kilisesi'ne bağlı olup Kürtlüğünü muhafaza eden olmamış. Bir Kürt nüfus olmamış. Dolayısıyla Hristiyan olan Kürtler erimişler tarihte. Mutlaka olmuştur. Bunun tersi de olmuş Altan abi. Mesela Ermeni iken Müslüman olup da Ermeniliği koruyan olmamış. Tabii koruyamamıştır. Evet, Süryani de koruyamamış. Tabii Kürtleşmiştir. Mesela şimdi Gürcü'nün Hristiyanı var, Müslümanı var. Onlar Arnavut'un Hristiyanı var, Müslümanı var. Bulgar'ın Müslümanı var. Pomak mesela Müslüman olan. Fakat Ermeniler ve Süryanilerden Müslüman olanlar Arapların, Türklerin ve Kürtlerin içinde erimiş. Evet. Kürtlerden de Hristiyan olanlar onların içinde erimiş. Ermenilerin ve Süryanilerin içerisinde erimiş. Yani Kürtlüğünü muhafaza ederek bu Kürttür ve Hristiyandır diyebileceğimiz bir topluluk yok. Bir küçük parantez açalım. Niye bu kadar detaya giriyoruz? Çünkü her sözümüz eleştirilir. Yani bu bilimsel konular eleştiriye açıktır. Evet. Mesela şu an Midyat mıntıkasında Süryaniler Süryanice konuşuyor. Yani Midyat ve civarındakiler. Fakat enteresan bir şey, Mardin şehir merkezindeki ve İdil'deki Süryaniler Arapça konuşuyor. Kerboran'daki Süryaniler Kürtçe konuşuyor. Ne? Nasıl açıklıyorsunuz bunu? Bunu ben o coğrafyanın dilini kullanmakla ilişkili görüyorum. Fakat İdil daha farklı çünkü İdil'in etrafı hepsi Kürt. Yani İdil'in etrafında Arap yok. O da mesela Türkiye Süryani Katolik Kilisesi'nin işte başı Yusuf Sağ Bey de İdillidir. Onun da mesela yorumları var. Irken Araptılar. Yani İdil Süryanileri. Araplarda mesela Hristiyan olan Araplar Araplıklarını muhafaza etmişler. Evet. Suriye'de de, Filistin'de de, Ürdün'de de var. Ben üç gün evvel Ürdün'deydim. Belki o konuya da en son konuşacağız. Yani ona da geleceğiz belki. Yani dolayısıyla Araplarda da Hristiyan olan Araplar Araplıklarını muhafaza edebilmişler. Yani Bediüzzaman'ın Türklükten Müslümanlıktan çıkan Türklüklerden de çıkıyor sözü Kürtler için de geçerlidir. Evet. Kürt Müslümanlıktan çıkan Kürt Kürtlükten de çıkıyor. Ama Türklerin de bir istisnası var. Gagavuzlar. Mesela ben gittim Moldavya'da gördüm. Gagavuz Meclisi'nin başkanı bir hanımefendiyle de tanıştım. Türk ve Hristiyan. Bizim de bir istisnamız var. Yezidi ve Kürt. O da bir istisnadır. Evet. Evet. Yani Ezidi ve Kürt. Yani onun için bunları böyle çok detaylı açmak lazım. Şu an Ezidiler de Kürttüler. Ama Kürt toplumu içerisinde tabii çok küçük bir azınlıktırlar. Yani özetle toparlarsak Kürtler Müslüman olduktan sonra hani derler ya nasıl ezici kabul ediyorlar? Çoğunluğu kahir ekseriyeti %98'i 99'u bugün itibariyle Müslümanlar. Bir araya girelim orada iki görüş var. Derdik. Nasıl Müslüman kılıç oldular? Kılıç soruyla mı kabul İşte ettiler? Onu anlatacağım. Yoksa? Şimdi yine Kürt siyasetin içerisinde bazı kalemler, yani ben burada bilimsel bir dil kullanmak isterim ama maalesef onu kullanamayacağım. Uyduruyorlar. Mesela Ekrem Cemil Paşa, bizim hemşerimizdir, büyüğümüzdür, Diyarbakırlıdır. Çok önemli hizmetleri olmuştur Kürt meselesinde. Mesela bir eserinde diyor ki Hazreti Ömer Kürtçe konuşan Kürtlerin dillerini kesti. E peki nerede bunu okudun? Hangi kaynakta? Hangi belge? Nasıl oldu? Hiçbir delil ve belge yok. Yani böyle tamamen uydurma rivayetler var. Kürtler nasıl Müslüman oldu? Kürtler o dönemde İranlılarla beraber yani Sasani İmparatorluğu, İran İmparatorluğu ile beraberdiler. Medler ve Persler kadim tarihten beri beraber.
ve İslam ordularıyla savaştılar. Nihavend'de savaştılar. Bir de Kadisiye'de savaştılar. Yani Hazreti Ömer zamanında Sasani İmparatoru yenildi ve ondan sonra bütün bir İran ve Kürdistan, yani İran ve Irak Kürdistan'ını kastediyorum burada, İslam ordularının eline geçti. Yani ilk temas. Ama yine birçok kaynakta Kürt sahabe Caban el-Kürdi'den bahsediliyor. Onu soracaktım. Var evet. mı diye soru var. Şimdi bunu birçok kaynak söylüyor ama ben bunun direkt uzmanı değilim. Yani Caban el-Kürdi diye bir sahabe hakikaten var mıydı? Yok muydu? Veya vardıysa hangi yollarla geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de tanıştı? Ben hani bu tarihe marihe buna bayağı meraklıyım ama yani uzmanı değilim derken benim elimde bununla ilgili ciddi bir belge yok. Benim elimde Müfit yok. Müfit Yüksel'de yok mudur acaba? Olabilir şey ama yani. Ama bunu ciddi sayabileceğimiz birçok ağabeyimiz yani Müslüman, Türk ve Kürt dilendiriyor, hadis naklediliyor Caban el-Kürdi'den. Çünkü bir belge var, o belge hadistir. Yani bu mirasın paylaşımıyla ilgili neredeyse tek hadis. Hı hı. O İbni Meymun el-Kürdi. Evet. An ebihi. Yani İbni Meymun el-Kürdi babasından. İşte o babası da Caban el-Kürdi olarak. Caban el-Kürdi. Evet. Şey diyor. Dolayısıyla ona mı dayanarak diyorsunuz ki? Tabii bu sahih hadis Allah'ın kitaplarında. Resulünün Kürt sahabisi vardı. Vardır tabii. Tabii yani bunu çok ciddi olarak iddia eden ilim adamları var. Yani prensipte zaten olur. Doğaldır, coğrafya yakındır, mutlaka ilişkiler olmuştur. Bunu kabul ederiz ama şöyle pratikte bir mesele, de... Yani özür dilerim. Çıkmaz şöyle, 600 küsürlerde kabul ediyorlar ya Kürtler. Yani o tarihsel süreç içerisinde Kürtler o zaman Müslüman oldu mu? Bireysel bir kabulleniş var. Tabii. Şimdi yani. İşte ben biraz bir şey böyle teferruatlı anlattım ama yani dinleyenlerin daha net anlamaları için böyle sahabe derecesinde kendi gönül rızası ile Müslüman olanlar da var. Ama büyük bir kısmı İran'la yapılan savaşta İran'ın yenilmesinden sonra İslam'ı kabul etme var. Şimdi tabii birçok Kürt siyasetinde şu an ateist, sosyalist, Marksist çok sayıda arkadaşımız var, aydın var, entelektüel var. Sürekli bunu gündeme getirirler. Mesela biz yine Cenab-ı Allah'tan rahmet dileyelim. Musa Anter de bunu sık sık dile getirirdi. Yani Kürtlerin işte silah zoruyla Müslüman olduklarını. Ben de şunu söylüyordum. Ya aradan 1400 sene geçti. Yani eğer pişman olduysanız dönün. Yani bugün yapacak bir şey yok. İkincisi de biraz da ironi. Ben o zaman Demokrasi gazetesinde köşe yazıları yazıyordum. Yani Özgür Gündem, daha sonra Demokrasi böyle devam etti o gelenek. Dedim ki bu iddiaya göre arkadaşlar şunu söylüyorlar. Diyorlar ki Orta Doğu'nun en korkak ve kişiliksiz halkı Kürtlerdi. Ne demek bu? Nasıl hakaret mi ediyorsunuz Kürtlere? Hayır. Dedim siz diyorsunuz ki bu Kürtlerin tamamı silah zoruyla Müslüman oldu. Ama hala Süryaniler Müslüman olmadılar, Ermeniler Müslüman olmadılar, Gürcülerin büyük bir kısmı Müslüman olmadılar, Arnavutların... Hristiyan Araplar orada önemli durdu. Önemli bir kısmı Müslüman olmadılar. Hristiyan Araplar, Lahmiler ve Gassaniler. Bunlar peygamberden önceki kabileler. Yani milattan sonra 2. yüzyılda, 3. yüzyılda Hristiyan olan Arap kabileleri hala Müslüman olmadılar. Siz diyorsunuz ki en korkak ve en kişiliksiz Kürtlerdi, silahı görünce hepsi birden teslim oldu. Yani bu Kürtlere de bir hakarettir. Yani böyle bir parantez açmam. İzninizle bir tamamlayayım ki iyi anlaşılsın. Tekrar söylüyorum, gönül rızasıyla savaştan önce. Eski inançların etkisi var mı bundan? Çünkü Müslüman öyle bir olanlar kaynak var. Ama esas İranlıların ve Kürtlerin topyekün hani böyle halk halinde İslam'a girmeleri Hazreti Ömer zamanındaki savaşlardan sonra oldu. Ama gönül rızası olmazsa bu bir müddet sonra yine eski inancına dönebilir, benimsemez. Kilitekim dediğim gibi işte tekrar söylüyorum ki iyi anlaşılsın. Ermeniler, Süryaniler, Gürcüler, Balkanlarda Arnavutlar, Bulgarlar, Yunanlar en az kalan Osmanlı idaresinde 500 sene kaldılar. Bir kısmı 1000 yıl kaldı Orta Doğu'da, 1400 yıl kaldı. Kendi dinlerini, kimliklerini bırakmadılar. Kürtler Müslüman olduktan sonra büyük bir statü kazandılar. Yani Müslüman olana kadar Kürtlerin Kürt coğrafyasında bir beylikleri, emirlikleri, yöneticilikleri yok. Bir nokta koyun, virgül koyun. Bu çok önemli. Onu hayır, açacağım diye. Evet açalım diye. Vaktinden burayı tamamlasın. Kürtlerin nasıl Müslüman olduğunu özellikle o savaştan anlayabiliriz. Savaşta, Kadisiye Savaşı'nda bir elçi gidiyor bu savaştan önce İran orduları komutanının sarayına, bulunduğu yere. Buralara kadar niye geldiniz diye soruyor bu adam o komutana.
komutanın adı şu anda aklıma gelmiyor ama şu cevabı veriyor. Diyor ki biz, ya bir şu uzun bir konuşma yapıyor. Biz diyor insanları dinlerin zulmünden kurtarıp İslam'ın adaletine kavuşturmak için geldik. Yani çok önemli, dinlerin zulmünden İslam'ın adaletine kavuşturmak için geldik. Kula kulluğu engellemek, insanları kula kulluktan kurtarıp tek ve ortaksız Allah'ın kulu yapmak için geldik. Şimdi bu bize İslam savaş felsefesini özetleyen bir kavramdır. İslam'da savaş ülke zapt etmek, ülkelerin yeraltı ve yerüstü zenginliklerini talan etmek, insanları kılıç zoruyla, silah zoruyla dine sokmak için yapılmaz. Şu günlerde siyasi ortamda İslam'ın yüzüne yönelik bir karartma faaliyeti var. Özellikle bugünlerde çok rahat da söylenebilir bu. Bazı grupların yapıp ettiklerinden hareketle, geçmişte de böyle olmuştu denebilir ama işin aslı o değildir. Tam tersine bu bir imaj operasyonudur. İslam'ın geçmişte ne olduğunu insanlara algı operasyonu, gruplar ihlas ederek bunu yapıyorlar. İslam'da savaş şunun için yapılır. İnsanlar ile Allah arasında engel oluşturan düzmece tanrılar var. Yani tiranlar var, zorbalar var, diktatörler var, yarı tanrılar var. Bunlar Allah'ın kulları üzerinde tanrılık taslarlar. İsmini koysalar da koymasalar da, Firavun gibi, Nemrut gibi biz tanrıyız deseler de demeseler de, İslam böyle nitelendirir Allah'ı, yetkiyi Allah'tan almayan düzenleri. Onları bertaraf etmek için onları ortadan kaldırır ve halkla Allah'ın dini karşı karşıya bırakılır. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. İşte Altan abinin işaret ettiği Süryanilerin, Hristiyanların, Yezidilerin, Ermenilerin, Gürcüler, 1400 yıldır İslam toplumunda devam etmeleri bunu gösterir yani. Bugün İslam silah zoruyla yayıldı diyenler bu örnekleri ortadan kaldırmak için özellikle de bu gruplara yönelik de bazı saldırılar tertip ediyorlar. Bu da çok enteresan bir algı operasyonu. Bu bakımdan Kürtler o İran şahlık sistemi, 2000 belki 1500 yıllık diyelim o tarihte, o şahlık sisteminin zulmünden kurtulunca özgür iradeleriyle Müslüman oldular. Hiçbir millet topyekün kendi iradesi dışında bu kadar bu şekilde bir dine girmez. Bu kadar olmazdı yani. Zorla olsaydı bir kısmı Müslüman olabilirdi. Bir kısmı kalırdı. Soruyu açacağım ama bir şey var, onu Vahdettin abiyle paylaşayım. Evet. Şimdi Vahdettin çok ilginç, bizim yani izleyici de toplum da Vahdettin abinin bıyıklarına bakarak demişler ki sen bu komünisti nereden buldun? Şimdi böyle İslam'ı anlatınca da İslam'ı anlatınca da ben melayım, melayım. Yani kusura bakmasın abi. Tam değilse de en az yarım melayım. Evet. Şimdi şöyle bir algı var. Kürtler İslamiyet'i kabul etti, aslında geriledi. Tabii biraz önce açıklamaya çalıştınız. Kabul etmeselerdi daha farklı olurdu tarzı zaman zaman şimdi söylenen. Şimdi tamamen bu da bir uydurmaca. Tamamen uydurmaca. Mesela bu konuda insaf sahibi, objektif, sol, sosyalist, marksist tüm araştırmacılar bile şunu söylüyorlar. Mesela kimler söylüyor bunu? Sayın Kemal Burkay söylüyor. Mehrart İzadi söylüyor ki onun Kürtlerle ilgili ciddi bir kitabı var, çalışması var. Şunu söylüyorlar, diyorlar ki Kürtler Müslüman olduktan sonra siyasi otorite sahibi oldular. Ben buradan da şu an mesela bizi dinleyen kaç kişi varsa Türkiye'de ve Türkiye dışında bir çağrıda bulunuyorum. Müslüman olmadan önce Kürtlerin, mesela Hazreti Ömer döneminde Müslüman oldular. İşte Nihavend Savaşı, Kadisiye Savaşı 636 ile 644 arasıdır bu. Bu 636 yılından evvel Kürtlerin sahip olduğu bir tane emirlik, beylik, prenslik, devlet var ise lütfen şu an bizi izleyen, takip edenler size mail atsınlar, telefon açsınlar, bildirsinler. Ama 636'dan sonra, 644'ten sonra Kürtler Müslüman olduktan sonra hızla o coğrafyada siyasal hakimiyet kurmaya başladılar. Ve bakınız tarihe, Büheyv oğullarından tutun Mervanilere kadar, sonrasında Eyyubilere kadar, yani 7. yüzyıldan itibaren, 8. yüzyıldan itibaren Kürdistan coğrafyasında çok sayıda Kürt emirlikler kurulmaya başladı. Yani hükümet haline geldiler, yerel hükümetler haline geldiler. Bunun da sebebi Ermeniler ve Süryaniler Müslüman olmadıkları için yönetim Müslüman tebaadaydı. Yani ister Türk olsun, ister Arap olsun, ister Kürt olsun. Dolayısıyla Kürdistan'da Kürtlerin yoğun oldukları yerlerde yöneticiler, idareciler de Müslüman oldular.
Hristiyan idare, yani zimmi diye İslam hukukuna göre kabul edilen gayrimüslim tebaada bunlara vergi vermeye başladı. Ve Kürdistan'daki bütün beyliklerin kökenine inin, girin, tekrar iddia ediyorum. İslam'dan önce bir tane beylik adı ortaya koyabilecek tarihçi varsa ben sözlerimi geri alıyorum. Tamamı, yani bu İslam tarihi itibariyle yakın dönemde son 1400-1500 senede bildiğimiz bütün siyasi Kürt emirlikleri Müslümanlıktan sonra oluştu. Bunu Kemal Burkay da böyle tespit ediyor. Mehrat İzadi de böyle tespit ediyor. Karşı çıkanlar niye çıkıyor? Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi tabii bir insan Müslüman olmayabilir. Yani bizim kimseyi zorla Müslüman etme gibi bir şeyimiz yok. Ve bütün etnik ulusalcılıklar, bu Türk milliyetçileri için de öyledir. Mesela Nihal Atsız da bunu yıllarca savundu bir Türk milliyetçisi olarak. Pers milliyetçileri de, Arap milliyetçileri de Müslümanlıktan önce bir altın çağ anlatırlar. Mesela Arap milliyetçileri, Baas Partisi de dahil, işte bu Suriye'deki ve Irak'taki Baas, yani Baas, hatta yani Peltekse ile yani Arapça ifade edilen öldükten sonra dirilme. Diriliş. Yani Arap milletinin dirilişi. Mısır'daki Arap milliyetçiliği Firavun dönemine kadar gidiyorlar. Hı hı. Diğer Suriye, Irak ve Arabistan'daki milliyetçiler İslam'dan önceki Arap edebiyatının İslam'dan sonrakinden daha ileri olduğunu ileri sürüyorlar. Mesela Muallakatü Seb'a var. Evet. Kabe'nin duvarlarına asılan en meşhur Arap şiirleri İslam'dan önce. Pers milliyetçileri de Pers İmparatorluğu'nun ve Pers kültürünün İslam'dan çok daha eski ve çok daha haşmetli olduğunu savunuyorlar. Ve İslam'ı toplumda küçük düşürecek ve toplumun tekrar İslam dışı inanışlara yönelmesini sağlayacak bir siyaset takip ediyorlar. Bunu Türkiye'de Kemalistler de yaptılar. Yani Türk, işte Güneş Dil teorisinde, ondan sonra şamanizm, Türk tarih tezinde şamanizm kutsandı falan vesaire. Dolayısıyla ben tekrar şunu söylüyorum. Yani birileri Müslümanlığı, dini, Allah'ı, peygamberi sevmeyebilir. Bu onların kendi iradesidir. Ama tarihi gerçekleri çarpıtmak, yok saymak, eğmek, bükmek bu bilim adamlığına yakışmaz. Bir, Kürtlerden bugün Müslüman olmaktan pişman olan varsa dönebilir. Yani bunun bir şeyi yok. Ama bu halk dönmüyor işte. Ne yapılırsa yapılsın. Dönmüyor, vazgeçmiyor, dört elle sarılıyor. Bunun tarihi sebepleri var, siyasi sebepleri var, ekonomik sebepleri var, sosyolojik sebepleri var, 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 var. Ama bu dinle görülecek hesapları olanlar da dönmüyor. Onlar da sürekli bu operasyonu... Dinle hesabı olanlar evet. Sürekli bunu gündeme getiriyorlar. Yani. Zorla Müslüman oldu, dili kesildi, şöyle oldu. İşte Kürt toplumu geriledi. Kürt toplumu Müslüman olduktan sonra hangi sahada geriledi? Bunu bir anlatsınlar. Yani ekonomik olarak mı geriledi? Siyasi, ben iddia ediyorum işte siyasi olarak, ekonomik olarak hakimiyetini, varlığını Müslüman olduktan sonra daha da geliştirdi. Ve bir şey daha söyleyeyim. Bir halkın tarihinde 1400 sene az bir tarih değil. Evet. Birçok halkın 1000 yıllık tarihi yok. Yani birçok halkın millet olarak, halk olarak 1000 yıllık tarihi Amerika yok. Amerikan'ın bile kaç yıl? 1400 yıllık bir dönemi siz Kürt tarihinden ve Kürtlükten çıkardığınız vakit İnan edin geriye hiçbir şey kalmaz. Kürtlük diye bir hiçbir şey kalmaz. Doğru söylüyor. Molla-i Ciziri'yi, Ali-i Hariri'yi, Fakih-i Teyran'ı, Ahmed-i Hani'yi, Said-i Kürdi'yi, Mevlana Halid-i Şehrizori'yi, Nakşibendi'yi, bütün bu medreseleri, edebiyatı, İslam tarihini çıkarın Kürtlükten, geriye hiçbir şey kalmaz. Bu anlamda aslında ifade edilen şu değil mi? Mesela biz İslamiyet'ten önce kaynaklar dediği için Altan abi soruyorum. Mesela biz yazılı kaynaklara baktığımızda hep İslam sonrası yazılı kaynaklar. Evet yani yazılı kaynak da şu an elimizdeki bütün Kürtlükle ilgili yani edebiyat, tarih, felsefeyle ilgili kaynaklar yine İslam sonrası kaynaklar. Aslında İslam öncesi işte bu on binlerin geri dönüşü adlı kitapta bu Yunanlı tarihçi hani bu İran Şahı ile kardeşi arasındaki taht savaşında Yunanlı paralı askerler gelip Nusaybin'de meşhur savaş oluyor. O savaşta Yunanlı paralı askerlerin savaştan sonra Yunanistan'a geri
dönüşleri ile ilgili anlatılanlar arasında Karduklardan bahsediliyor. Kardukların ülkesinden. Botan bölgesinden. Evet, Botan bölgesinden, evet. Oralardan geçişinden bahsediliyor. Tabii ilk defa bir Kürt isminin burada geçtiğini söylüyor tarihçiler. Kürt kelimesine benzerliği. Kürt olsun. Değil de Karduka ve Karduklar diyor. Bunun, yani kelimenin aslı Karduklar ve Karduka. Ben o kitabı okudum. Birkaç sefer okudum. Tarihçilerin bazıları bunun Yunan telaffuzu, Yunanların Kürt kelimesini belki de o zaman... Yani esas yani orijinal olarak, harf olarak Karduk. Doğru. Ama orada yazılı bir şey gelmiyor bize. Sadece bir tarihsel tespit var. Adam anlatıyor yani doğru, yazılı. Doğru. Ben demiyorum yani Kürtleri anlatan bir kitap değil. Fakat daha sonra bir İngiliz gezgin, aslında asker, bu kitabın anlattığı çizgiden tersine bir yolculuk yapıyor. Yani bu on binler Nusaybin'den Trabzon'a kadar geliyorlar. Evet. Gemilerle Yunanistan'a gidiyorlar. Evet. O da orayı tersten izliyor ve şöyle anlatıyor başına gidenleri, gelenleri. Diyor ki bu Kürtler o Karduklardır diyor. Bundan hiçbir şüphe duymadım diyor. Yani davranış biçimlerini, sosyolojik yapılarını, evlerdeki davranışlarını orada aslında detaylı veriyor. Kapkacaklarına kadar bu detaylar var evlerdeki kapkacak. O da tersten bir şeyden söylüyor. Bir de Fars kaynaklarında, İslam öncesi Fars kaynaklarında bugün Kürtçe'de de kullandığımız bir kelimeye benzer bir o bölgeye isim var. Kurdevar. Kurdevar yani Kürtlerin varı, yurdu anlamına gelen bir kelime. Hayır ama şimdi burada tartıştığımız şu. Siyasi bir kaynak. Yani şimdi bir halkın nedir mesela Türkler bu kadar zorluyorlar kendilerini Orhun abidelerinden geriye bir şey yok. Bir yazılı. Şey yok evet. Ha. Şimdi ben yani biz de diyoruz ki Kürtlerle alakalı yazılı bir belge, evrak. Mesela şimdi Yunanca belgeler var. İşte milattan önce bilmem kaç tarihine kadar var. Veya işte Roma'da yazıtlar var. Mısır'da hieroglif yazısı. Piramitler, şunlar. Piramitler var. Biz de diyoruz ki Kürtlükle ilgili vardı veya yoktu. Bunun iddiası başka bir şey. Ama elimizdeki en klasik kaynaklar yazılı. Yani edebi metinler, şiirdir, edebiyattır, hikayedir, İslamiyet neyse. Sonrasıdır. Ya bu, bunlar İslamiyet sonrası. Bunu spesifik söylüyorum. Spesifik anlamda Kürt kelimesi ile irtibatlı, onun altını dolduran eserler anlamında İslam dönemi en parlak tamam. dönem. Evet. Ondan önceki dönemlerde işte muğlak ifadeler var. Varsa da gelmemiş. Yani bir olmuş şey, olabilir. Altan, bir şey soracağım da bu çok böyle... Beyğıma mı taktılar? Hayır, güzel ya? Bir soru var da. Yani Allah Allah. Çok, bu gece Vahdettin'e takmışlar. Ben beyğıma takmışım. Ali Metin, ben gelmeden bıyıklarımı düzelttim. Ali, ben Müslüman bıyığım. Ali Metin adlı izleyicimiz diyor ki sadece latife olsun diye size cevaplarsanız güzel olur. Altan Tan'ın anlattığı tarihe göre diyor. Kürtlerin gerçek vatanı İran-Irak arası dağlık bölge ise... Ya kardeşim niçin Anadolu'dan hak iddia ediyorsunuz? Botan'ı da söylüyoruz. Şimdi bu da abi şimdi burada hesabına ben Altan abi cevap vereyim de yani hesabına gelen tarafını dinliyor, hesabına gelen tarafını dinlemiyor. Bakın biraz evvel Vahdettin de anlattı uzun uzadıya Ksenofon'dan. Evet. Yani on binlerin dönüşü dediği eser meşhur Yunanlı General Ksenofon'un eseridir. Milattan önce 400 Botan bölgesi yani Botan bölgesi dediğimiz bugün Hakkari'nin bir kısmı, Şırnak vilayetinin tamamı ve artı Siirt vilayeti ve Bitlis'in de bir kısmı. Yani bunların tamamı Botan bölgesidir. Ve tabii Hakkari bölgesi de yine İran'ın o Zaruz bölgesiyle bağlantılıdır. Dolayısıyla Van'dan en azından Şırnak'a, Bitlis'e, Mardin yakınlarına abi, kadar bir şey tarihi kaynaklarda bir yanlış anlama var. Bu İran şimdi biz... Bıyıklarınızla ilgili mi? Yok, bıyıklarımı keseceğim söz. Hayır, kökten kesmeyeceğim. Şimdi bu İran kavramını da bugünkü İran'la... Değil de, Ari. Şimdi Aryan. Sultan Sencer'in zamanında Batı İran'da Kürdistan vardı. Evet. Ve fakat o zamanki Selçuklu Devleti'nin İran sınırı Fırat'tan başlıyordu. Dolayısıyla İran yani Kürdistan Fırat'tan Kirmanşah'a kadar olan bölgedir. Yani İran bugünkü İran değildir. Doğal Roma ile İran'ın doğal sınırı Fırat'tır. Ve o bölge de Kürdistan bölgesidir yani. O bölge Sultan Sencer zamanında mesela ben İran Edebiyat Tarihi'nde Fars bölümünde okudum. Şimdi Büyük Selçuklu Devleti dağıldıktan sonra çeşitli devletler oluştu. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yanında bir de Kürdistan Selçuklu Devleti var. Kimse bunu bilmiyor. Atabekler. Bir saniye. Tamam işte buraya gelelim. Bir saniye. Bu önemli bir dur, saniye. Dur yakaladı seni. Şimdi. Bir saniye. Bu şimdi şey önemli ya. Önce şöyle yapalım. 1071'de o büyük ittifak niye sağlandı? Oradan sonra da o dağılma sürecinden sonra burayı anlattım. Ben çünkü... kardeşimize bir şey daha söyleyeyim. Diyor ki Kürtler madem İran, Irak işte hududundaydılar falan niye Anadolu'da hak iddia ediyorlar? Bu değerli kardeşim.
Türklerin burada bir dikili taşı olmadığını 1071'den sonra geldiklerini unutuyor herhalde. O Latife'yi şey yapalım. Ayrıca yani. Anadolu da bildiğimiz bugünkü yani Anadolu değil. 1071'de evet. Türklerle Kürtler niye Bizans'a karşı, Roma'ya karşı ittifak yapıyorlar? Yani bu bir kere bunun izahı her şeyden önce Müslüman iki millettir. Müslümanlar birbirlerine karşı yani aynı savaşta, cihatta o ittifak ederler. Hı hı. Bu ayrı bir şeydir. Bir de elbette ki bir taze kan gelmiş. Bizans karşısında güçsüz durumdadır. Sürekli akımları vardır onların da. İkide bir de Kürdistan bölgesi, Ermenistan bölgesi el değiştiriyor. Arapların fethinden sonra geri alınan bölgeler vardır. Malatya'nın şunun bunun fethinden sonra Bizans tekrar gelip oraları doldurmuştur. Dolayısıyla taze bir güç, İran'da sağlam bir devlet kurulmuş, Selçuklu Devleti bu geldiği zaman Kürtler açısından da bir yeni açılım sayılır. Bunu ittifakı sağlamaktan daha doğal bir şey yoktur burada. Hatta o ittifak esnasında Bizans ordusunda paralı asker olarak Türkler vardı. Bu bazı Türk boyları paralı asker olarak onlara karşı savaşmışlardır. Yani Alparslan'a karşı fakat Kürtler destek vermişlerdi. Bir de bu da ilginç bir şeydir. Yani evet. Anadolu'nun fethinde Kürtlerin rolü en az Türklerin rolü kadardır. Bu bakımdan... Sayıca ne kadar varlar orada? Bir sayı var mı elimizde? Ya çeşitli 15 binden 30 Türklerin... bine kadar diyenler vardı. Mervan'ı Kürt Şimdi devletinde. Şimdi değişik tabii tarihi diyor. Kaynaklar var. İşte dediği gibi 10 binden işte daha yukarıya kadar götürülen rakamlar var. Ama şimdi şunu atlıyor millet. Hani dedik ya Kürtler Müslüman olduktan sonra Kürdistan bölgesinde bir siyasi hakimiyet kurdular. Emirlikler kurdular. Evet. Mesela o tarihte Kürtlerin Mervani hükümeti var. Evet. Yani Alparslan Anadolu'ya geldiği vakit merkezi Diyarbakır'ın Silvan. Yani Meyafarkin ve Diyarbakır olan Mervani devleti var. Mervani devletinin zaten Bizanslılarla ciddi sorunları var. Yine dediği gibi her ne kadar Malatya, Urfa, Antakya'ya kadar Hazreti Ömer döneminde ve daha sonraki dönemlerde İslam fütuhatı tamamlanmışsa bile daha sonra Bizanslılar bunların önemli bir kısmını geri alıyor. Mesela Urfa'da Edessa Kontluğu kuruyor Haçlılar. Evet. Yani uzun yıllar. Fetihten sonra olan tabii, bir şey. Tabii yani Müslümanlardan tekrar geri alıyorlar. Yani Urfa'yı, Adıyaman'ı, Malatya'yı yani önemli bir kısmı. Dolayısıyla zaten oradaki Müslüman Kürtlerin, Müslüman Kürt emirliklerinin, devletlerinin Bizanslarla ciddi sorunları var. Gelen yeni, taze, güçlü bir Müslüman kuvveti bir müttefik, bir destek. Bir itiraz var. İşi olarak İkinize görüyorlar. De sorayım onu. Aslında diyorlar ki Alparslan'ın savaşı kazanmasını sağlayan Kürtler değil, orada Avar ve Peçeneklerin saf değiştirilmesi. Tamam bu da var, doğru. Bu da var. Doğru, şimdi zaten biraz evvel söyledi. Dedi ki ama Bizans bu güçlü bir rivayet değil. Bu bir ihtimaldir. Hristiyan yani. Türk askerler de vardı. Paralı askerler vardı. İşte o Avarlar, Peçeneler, yani Bulgar ve Romen tarafındaki Türkler bunların bir kısmı saf değiştirdi. Şimdi bu kardeşimiz sayıları kaç tanedir bu saf değiştiren Hristiyan Türkleri takdir ediyor da evet. Müslüman Kürt her şeyini vermiş, açmış vatanını, toprağını, yurdunu destek yani, vermiş. Bunu görmezden geliyor. Bu da tabii objektif bir bakış yani açısı. Yani bu coğrafyada Türklerin tarihe evet. adım attıkları, bu coğrafyanın tarihine adım attıkları tıpkı İran için söylediğim gibi Türk tarihinin hiçbir karesi yoktur ki Kürtler çok belirgin bir yer almış olması. Malazgirt'te belirgin rol oynadılar. Savaşın kazanılması. Devlet kuruldu dediniz. Oraya atlamadım. O şey şudur. Yani Kürdistan, Anadolu, Selçukluları dedi. Evet, şimdi evet. biz bir ben ders, ilk defa duyuyorum. Ben ders olarak gördüm. Yani üniversitede Fars dili ve edebiyat tarihinde. Türkiye'de mi? Türkiye'de Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde. Türkiye'de bunu ders olarak gördüm. Ders şudur. Yani İran edebiyat tarihi bölümde Selacike-i Kürdistan diye bir dönem var. Kürdistan Selçukluları. Bu Atabekler, bizim burada Atabekler dediğimizin ismi İran'da Kürdistan Selçuklularıdır. İran bunu böyle anlatır. Yani Musul Atabegi, Mardin Atabegi, Artuklular falan bütün bunlar İran edebiyatında, İran tarihinde Kürdistan Selçukluları olarak anlatılır. Selacike-i Kürdistan. Hatta Sepkes... Yani Kürdistan coğrafyasında hükümranlık, bir hükümranlık ama Kürdistan gibi anlamak tabii. lazım. Evet. Yani Şerefname'de var mı? Sepkes-Selacike-i Kürdistan. Yani İran edebiyatında Kürdistan Selçuklularının edebiyat tarzı şeklinde ifadeler vardır. Dolayısıyla tabii Selçukluların Türk olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani bu anlamda değil yani. Fakat ismi ve coğrafyayı tanımak da bir devlet olarak böyledir yani. Kürdistan Selçukluları diyorlar kendilerine. Anadolu Selçukluları dedikleri gibi.
Bu mühim bir noktadır yani. Türklerle Kürtlerin ittifakları neticesinde oluşan bir... İlk ittifak ne zamandır? Malazgirt midir? Daha önce var mıdır? Tuğrul Bey zamanında da vardır. Müfit Yüksel'in dediğine göre şimdi Tuğrul Bey'le birlikte daha şeye önce, yani bu bir günde olan gitmiş. Bir şey değil. Çünkü mesela hep 1071 ile başlatılır Türklerin Anadolu'ya gelişi ama... Yani bir günde geldiler 1071 orada saat kronometre başladı öyle değil. Mutlaka onun öncesinde yani 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl neyse bir gelip gitmeler, ticaret, siyaset, ilişki bir şey var. Ama yani tarihe kayıt düşecek oranda. İlk olarak böyle hani ciddi büyük bir ittifak Malazgirt'tir. O ittifak neyi değiştiriyor? Bu ittifak bütün bir sefer Anadolu'nun işte Türklere, Türklerin şahsında Müslümanlara açılışını sağladı. Yani bugünü sağlıyor ya, bugünkü varlığımızı bugünkü sağlıyor. Bugünkü tabloyu sağlıyor. Yani artısıyla, eksisiyle, doğrusuyla, yanlışıyla bugünkü tablonun anahtarı yani kapının açıldığı tarih o tarihtir. Eğer o tarihte hani derler ya böyle faraziye üzerine tarih yazılmaz ama savaşın seyri tersine dönseydi, diyelim ki Alparslan yenilseydi ve geri gitseydi tekrar İran'a. Ve biliyorsunuz Selçukluların başkenti Rey şehriydi. Yani bugünkü Tahran. Tahran'ın bir mahallesi gibidir şu an Rey. Ben gittim. Çünkü her şeye itiraz ediyorlar. Tahran desen diyor ki Rey'dir. Ya Rey dediğin Tahran'a... Ben de gördüm Rey'i yani. 40 kilometre, 30 kilometre bir yer. Şu an zaten birleşmiş Rey ile Tahran. Selçukluların başkenti Tahran'dı. Hani Rey şehriydi. Bugünkü Tahran'dan biraz daha kenarda bir şehir. Tarih belki başka türlü olurdu. Ya bir şey var. Bu programlarda geçen Vahdettin abiyle Müfit abinin yaptığı başka programlara karşı çıktı. Bir izleyicimiz diyor ki Soner Uyanık Bey. Ya Adem ile Hava Kürt'tür deyin. Siz de kurtulun biz de kurtulalım. Yok bu tabii çok çok basit. Şimdi tabii böyle yani konuşana karşı çok nazik olmak da hoş değil. Bu ifadeler çok geride kaldı. Bizim böyle bir iddiamız yok. Biz sadece diyoruz ki Kürtler de vardır yani bu sahnede. Kürtler de vardır diyoruz. Bu coğrafyanın yerli halkıdır. Türkler gibi dışarıdan da gelmemiş. Yani iş böyle sen geldin ben gittim davasına dökmek de doğru değil. Çünkü bütün bir insanlık tarihi neticede köküne gidersen Hazreti Adam'la Hazreti Havva'ya gider bizim inancımıza göre ve artı Hazreti Adem'le Hazreti Havva'nın çocukları da sürekli göç etmişlerdir. Hareket halindedirler. Dünyanın dört bir tarafına dağılmışlardır. Ha söylediğimiz ne? Bu Kürtler de gökten zembille inmediler. Burada vardılar. En eski halklardan birisiydi. Tabii bizim söylemek istediğimiz Altan abiyi de bildiğim için rahat söyleyebilirim. Bizim amacımız dağı taşı Kürt yapmak. Şurada değil, burada. Bıyıklara bir şey geldi de Altan abiye de çok güzel bir öneri gelmiş. Diyor ki Hasan Keskin Bey, Sayın Çiçek, Altan Tan siyasi değil de tarihçi olsaymış Türk ve Kürtlere daha fazla hizmet olurmuş. Ya bunu birçok kimse söylüyor. Belki bundan sonra öyle yaparız. Hadi bir de hadi kardeşim bir kadar söyle. İsameti Kabiletler, Mervaniler dönemi dedik. Sonrasında hızlı bir geçelim. Mervanilerle ilgili bir şey söyleyeyim. Buyurun. Ben burada dinledim. İlginç geldi bana. Bir sıra dışı programda Mehmet Hoca, Mehmet Çelik Hoca galiba yanlış söylemeyeyim. Bu Malazgirt'teki ittifaktan bahsettiği gün bir şeyden söyledi. Bu Selçuklular kendilerini tabii doğal olarak İranlı hissediyorlar. İran devletinin bir temsilcisi. Bu Bizans saflarındaki Türklere elçi gönderiyorlar. Saf değiştirmelerini istiyorlar. Paralı askerlerdiler. Ücretlerini ganimet pazarlığı yapıyorlar. Kabul etmiyorlar. Gelmiyorlar. Diyor ki Alparslan, o zaman biz de amca çocuklarımıza müracaat ederiz. Buradan dinledim ben bu programda. Profesör Mehmet Çelik Hoca. Amca çocuklarımıza müracaat ederiz. Yani İrani devlet kavramıyla, Fars şeyiyle. O zaman biz de Kürtlere gideriz demektir. Yani. Ve gidiyorlar, diğerleri gelmiyor. Kürtler o yardım çağrısını kabul ediyorlar ve dengeyi değiştiriyorlar. İşte bugüne gelen bu tarihin seyrini değiştiriyorlar. Bir kırılma noktasıdır. Tarihin akışının değişmesidir. Anadolu'nun İslamlaşması. İslamlaşması. Evet. Ve bugün de mesela yani siyasi bir şeye gireceğiz belki. Yani bugün de aslında üzerinde durulması gereken bir şeydir. Yani Kürt ve Türk ittifakı böyle sadece tek başına Türk'ün değil, sadece tek başına Kürt'ün de değil. Kürt ve Türk ittifakının burada nelere
kadir olduğunu yavaş görmemiz... Yavaş geleceğiz. Malazgirt, İsmail ve geleceğiz. Tabii evet. Tabii. Yani bu mühimdir yani. Tamam. Benim derdim şahsen budur. Yani yoksa Davut Aşı Kürt yapmışsın ya, yok Hazreti Adem Kürt'tü ya, bu ayıptır. Yani böyle bir soru gerçekten yakışık almaz. Mervanilerden sonra? Tabii Mervanilerden sonra bir şanssızlık oldu. Hani dağdan gelip bağdakini kovma diye bir meşhur tabir var Anadolu'da. Türkçe güzel bir tabirdir. Selçuklular hızla, yani aşiretler halinde bölgeye girdiler. Malazgirt'teki bu zaferden sonra çok kısa bir müddet sonra kendilerini destekleyen bu Kürt emirliklerini tasfiye ettiler. Savaşla mı, siyasetle mi? Hayır. Çok büyük oranda siyasetle. Hı hı. Mesela Mervaniler işte Selçuklulardan 20 sene, 30 sene sonra hükümden düştü. Ondan sonra mesela Alparslan'ın generallerinden biri olan Artuk, Mardin, Harput işte bölgesinde Artuk ve çocukları, işte Artuk oğulları dedikleri Artuk bir şahıstır. Yani Alparslan'ın generallerinden birisidir, subaylarından bir önemli komutanlarından diyelim birisidir. Artuklular o bölgede hakimiyet kurdular. Hızlan zaten biliyorsunuz Selçuklular Konya'ya kadar gittiler. İzni'ye kadar gittiler. Yani şey zamanında Kılıç Arslan zamanında falan vesaire. Çok kısa bir zaman zarfında. Ve Kürdistan'daki bu Kürt emirliklerinin önemli bir kısmı, mesela İran'daki Büheyvoğulları da dahil, bunların büyük bir kısmı hükümden düştüler. Yani yönetici kesim çok kısa bir müddet sonra Selçuklu Türklerinden olmaya başladı. Mesela Alparslan'ın yine yanılmıyorsam kardeşidir Nisan, yani Nisan oğulları. Bunlar Diyarbakır'da hüküm sürdüler. İşte Artuk'tan bahsettim zaten. Bu şekilde o siyasi yapı el değiştirdi Türkler lehine. Fakat yine bir müddet sonra, hani zaten Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, biz günleri işte elden ele döndürürüz iktidar evet, devamlı bir yerde olmasın diye. Bu sefer Eyyubiler tarih sahnesine çıktılar. Yani 100 yıl sonra, 1071'den 100 yıl sonra, işte Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü alması 1087'dir. 110 yıl sonra, neyse 115 yıl sonra. Bu sefer Eyyubiler tarih sahnesine. Selahaddin Eyyubi Kürt'tür. Eyyubiler Kürt mü? Yani tarihi kaynaklar, bilinen elimizdeki bütün belgeler Selahaddin Eyyubi'nin şu an Kars'la Ermenistan arasında ve şimdiki Ermenistan hudutları içerisinde kalan Divin şehri ahalisinden olduğunu söylüyor. Ama tabii bu tarihte çok meşhur bir gelenektir. Bir insan çok meşhur, çok önemli, çok böyle şöhretli biri olduğu zaman herkes ona sahip çıkıyor. Hele hele Araplar da sahip çıkıyor. Hele Avrupalılar beğenirse. He, beğenirse. Bunu hemen tabii sahip... Selahaddin Eyyubi de tarihin böyle ender şahsiyetlerinden birisi. Bir sıradan bir kral değil. Yani bir bilge kral dediğimiz şahıslardan birisi, bilgisiyle, kültürüyle, işte efendiliğiyle. Dolayısıyla Araplar da bir dönem sahip çıkmışlar, Türkler de sahip çıkmışlar ama şu an bütün bir İslam dünyasının ittifakın, yani büyük bir kısmının, %90'ının diyelim, 95'inin ittifakıyla Selahaddin Eyyubi Kürttür. Yani aile olarak, nesep olarak. Ravadi aşiretinden. Ravadi aşiret, Şeddadilerin Ravadi aşiretinden. Bir koludur ve Divin şehrindendir. Babası o şehirden çıkıp Musul Atabey'i İmadeddin Zengi, yani Nureddin Zengi'nin babasıdır, evet. İmadeddin Zengi. İmadeddin Zengi'nin komutanı olmuştur. Eyyub'le, yani Selahaddin Eyyubi'nin adı Yusuf'tur esas. Evet. Selahaddin dini ıslah eden, kurtaran anlamındadır. Kudüs'ü aldığından diyor. Salahaddin. Esas adı Yusuf'tur. Eyyub'un oğludur. Yani Eyyubi de babasından geliyor. Eyyub'le Şerkuh iki kardeştirler. İkisi de generaldirler. Ve İmadeddin Zengi'nin komutanlarıdırlar. Tikrit şehrinde, yani Saddam Hüseyin'in de doğum yeri olan Musul ile Bağdat arasında Tikrit şehri var. Dicle Nehri üzerinde. Selahaddin Eyyubi babasıyla amcasının kale komutanlığı yaptığı Tikrit. Bu arada Saddam'ın bir abisinin adı da Barzan'dır. Evet. Yani Saddam'ın kardeşinin adı. Kardeşinin adı Barzan'dır. Evet. O da ayrı bir şey. Ama ve ilginç bir şey var. Mesela Selahaddin Eyyubi Kürt, Nureddin Zengi Türk, Aybars Çerkes. Evet. Ve üçü
Kudüs'ün işte fethinde. İşte Malazgirt ittifakını bu da izah Malazgirt ediyor. Malazgirt ittifakının işte devamıdır aslında. Böyle bir şeydir yani. İzah ediyor yani. Yani şimdi Selahaddin Eyyubi'nin ordusunda da Türkler var, Araplar var, Çerkezler var, hepsi var. Yani şunu anlıyoruz aslında. Ben kademe kademe gitmeye çalıştım. Ne zaman ki aslında doğru dürüst ittifaklar kurulmuşsa bölgenin tarihi gelmiş. Değiştirmiş tabii, ve başarı abi, kendiliğinden gelmiş. Bu çok önemli bir tespittir. Ayrıca ne zaman ki şey de mesela Safevilerin kurucusu Şah İsmail de Kürttür ama Türk kimliğiyle hep bilinir. Yani bu senin cümleni tekrar çiziyorum. Yani. Güme gitmesin. Evet. Ne zaman ki Orta Doğu'da dürüst ve ahlaklı, yani evet, ahlaklıdan evet, kastettiğim birbirinin hakkını yemeyen kardeşlik üzerine bir ittifak olmuş ise Müslüman kavimler arasında Allah'ın nusreti gelmiştir. Ve bu Müslüman kavimlerin ittifakından gayrimüslimler de memnun olmuşlardır. Mesela bugün Selahaddin Eyyubi'den şikayet eden bir Hristiyan kaynak yok. Yani zulmetti, öldürdü, tabii, talan etti, yani ordusu tecavüz yaptı, böyle diyen bir kaynak. Neredeyse beğendikleri tek İslam komutanıdır diyebiliriz. Evet. Adaletlidir. Evet. Yani adalet. En güçlü olduğu zaman da adalet sağlamıştır. Yani demek ki bugüne o cümlenin tekrar altını çiziyorum. Getireceğimiz bir düstur. Orta Doğu'daki Müslüman halklar kendi aralarında kardeşçe, adalet üzere, birbirlerini dolandırmadan, kandırmadan, eşitlik üzerine bir ittifak kurdukları an Allah'ın rahmeti gelmiştir ve bu rahmet gayrimüslimleri de kapsamıştır. Şimdi ben özür dilerim abi, siz unutmayın, ben evet, baktım zaten Selahattin Eyyubi dediğim anda tweetlerin akacağını şey yaptım evet, ama bir tweet var, sadece sorayım, ben kaynağı bilmiyorum. Musa Anter'den bahsetmişti Altan Bey. Musa Anter Selahattin diye bir atam yok demişti. Bunu sorar mısınız? Ben sadece sormuş olayım. Ben bilmiyorum. Ben yani Musa Anter'in böyle bir yazısını bilmiyorum. Musa Anter babamdan 12-13 yaş büyüktü. Babamın da arkadaşıydı, abesiydi. Benim kayınvalidemin de amcası oğludur. Ben de şahsen yani ömrünün son dönemlerinde gördüm, tanıdım. Babamdan çok dinledim. Ama ben Musa Anter'in böyle bir yazısını bilmiyorum. Fehmi Eren adlı bir izleyicimizin sorusu, yani ben sadece okuyayım da ekran başındaki izleyiciler, neden Kürtler yardım etti Türklere sorusuna Kur'an ayeti gereği kardeşiz diyemiyorlar mı misafirlerimiz? İslam için dediler. İslam dediği zaten şey, bunu söylüyoruz yani, sabahtan. İlla kendisi. Şunu buyurun, ben belki cevap ben biter. Bu kardeşime bir tavsiyede bulunuyorum. Ya zahmet edip de izlemesin. Bütün lafları tersinden anladığı için hiç kendini zorlamasın. Uyusun daha iyi bu gece. Veyahut da yani kandil gecesidir, ibadet etsin. Yok valla izlemesin. Yazık ona da, yazık bize de yazık. Şimdi Kürtlerle Türklerin bu tarihsel buluşmasının anlamını belki daha somutlaştıracak bir İslam peygamberinin hayatından bir örnek vermek istiyorum. Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kavmine İslam'ı anlatmak, yani en yakın aşiretine İslam'ı anlatmak için kavmini bir yere topluyor, bir evine, ziyafete topluyor. Diyor ki ben Allah tarafından peygamber olarak görevlendirildim. Burada itirazlar yükseliyor. Hatta Ebu Leheb'in itirazı meşhurdur. Amcası bilmeyen yani için söylüyor. İtiraz eden de amcası. Yani, ellerin kurusun. Bunun için mi bizi davet ettin buraya diyor. Hazreti Ali elinden tutuyor, diyor ben varım sana yardım edecek. Hikaye uzundur, anlatmak istemiyorum. Sadece bunu söyleyeyim. Alexis Carrel diyor ki o küçük el, o büyük eli tuttu, dünyanın kaderi değişti. Şimdi burada küçük el, büyük elli şey etmiyorum ben ama ne zaman Kürt eliyle Türk eli tutuşmuşsa bölgenin kaderi değişmiştir. Tabii Araplar da aynı şekilde. Tabii. Yani Arabı, İranlısı hepsi. Kaderi değişmiştir kardeşim. Malazgirt'te evet, kader değişmiştir. Çaldıran'da değişmiştir. Kurtuluş Savaşı'nda değişmiştir. Sonrasını bir şekilde hani diyor ya kaderin bir cilvesi, Selçuklu'daki ittifaktan sonra Mervanilerin başına bir şeyler geldi. Kurtuluş Savaşı'nda da bir ittifak oldu ama ondan sonra Kürtlerin başına bir şeyler geldi. Sırayla. Yani şimdi, biraz hızlı gelelim, evet, biraz edebiyat, sanat, müzik, şey folklor konuşalım. Tam orada şunu soralım. Evet. Hayır, biz Eyyubilere geldik, Selçukları atladık ve Osmanlı kuruldu. Hemen hızlı bir şekilde Kürtlerle Osmanlı ilişkilerine gelelim. Ondan sonra orada medreseleri, eğitim kısmına geçelim. Şimdi tabii Selçuklularla Osmanlılar arasında Karahanlılar var ve en önemlisi de Akkoyunlular var. Yani Akkoyunlular biliyorsunuz Sünni bir Türkmen aşireti. Uzun Hasan'ın başkenti, Akkoyunlu hükümetinin Uzun Hasan'ın başkenti Diyarbakır, Diyarbakır şehri. Sonradan Tebriz'e götürüyor. Fatih Sultan Mehmet'le yaptığı Otlukbeli Savaşı 1473'te yenildikten sonra başkent Diyarbakır'dan Tebriz'e gidiyor.
ciddi bir akkoyunlu hakimiyeti var. Karakoyunluların egemen oldukları bir bölge var. Bunlar Türkmen aşiretleri yine. Ve Şah İsmail de Uzun Hasan'ın torunudur. Kızının oğludur. Ama Uzun Hasan, Akkoyunlu hükümdarı Sünnidir. Şah İsmail Şiidir. Kızının oğludur Şah İsmail. Uzun Hasan'ın kızının oğlu. Uzun Hasan, Şah İsmail'in dedesi. Şimdi bunu da hızla geçtikten sonra Akkoyunlularda çöküntüye uğradıktan sonra Safaviler bölgeye egemen oluyorlar. Yani Şah İsmail idaresi. Bunlar tabii Azeri. Ama bir parantez açtı biraz evvel Vahdettin. Dedi ki onların da aslı Kürt. Çok sayıda o şey. Evet. Şimdi bununla da abi, ben Safaviye, şimdi söyleyeceğim. Safvetü Safaviye'de. Şimdi Şah İsmail. Şimdi Şah İsmail'in ailesinin seceresi, babası işte Haydar, dedesi Şeyh Cüneyt ve daha geriye doğru Şeyh Safiyüddin'e gidiyor. Evet. Yani secere. Safavi ismi oradan gelir. Safavi ismi Şah İsmail'in dedesinin dedesi Şeyh Safiyüddin'den geliyor. Şeyh Safiyüddin'in dedesinin de Şengel Dağı'ndan çıkan bir Kürt olduğunu söyleyen ciddi tarihi kaynaklar var. Ha, bu ayrı bir konudur. Yani ne kadar ciddi tarihi kaynak, onların kendi tarihi Safvetü Safa diye, yani Safavi tarihini anlatan en önemli eserlerde işte bu silsileyi sayıyor. Bugün iyi ezberimizi El Kürdi. Hayır, Kürdi. Ben de söylüyorum bunları. Yok. Müfit Yüksel de söylüyor. Bana bunu ilk olarak Mehmet Doğan bir İran seyahatinde söyledi. İran'a gidiyoruz beraber. Mehmet Doğan? Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı. Evet. O ara 23-24 kişi vardık. Yani Ahmet Taş getiren, Allah rahmet eylesin, Akif İnan, Cevat Özkaya, böyle bir topluluk. İran Kültür Bakanlığı'nın davetlisi olarak 93 veya 94 olması lazım. İran'a gittik. 10 gün İran Kültür Bakanlığı bizi misafir etti. Ve orada otobüsün içinde bana bir kitap çıkardı ve bu şeyden naklen, yani Faruk Sümer, tarihçi, meşhur profesör, onun bir kitabında. Ama dediğim gibi bunlar tartışılabilecek mevzulardır. Yani Kürt, bunu anlamayacak Kürt, şey yok yani. Ama Şah İsmail kendi, yani kendi hayatında Azeri ve Türkmen kimliğiyle, Azeri kimliğiyle yaşamış. İşte dedesinin dedesi Kürt asıllı olabilir veya olmayabilir. Bu konuda farklı iddialar olabilir. Belki de Kürt kökenli ifadesi en çok ona uyuyor. Ona uyuyor. Yani evet, köken itibariyle Kürt ama sonradan Azerileşmiş. Oraya takılmayalım. Tabii evet, takılmayalım. Evet. Onun için böyle hızlı geçiyorum. Evet. Ve şiirlerini Azerice yazmış. Yani Hitayi takma adıyla, mahlasıyla Azerice yazmış. Çok anlaşılır bir Azerice'yle, gayet güzel bir Türkçe'yle. Yavuz Sultan Selim Farsça yazmış. Yani bunu da şimdi Türk milliyetçileri işte böyle her şeye tepki veriyorlar. Selçukluların saraydaki resmi dili Farsçaydı. Evet. Osmanlıların da ilk döneminde uzunca bir müddet Farsça ve Türkçe birlikte kullanıldı. Yani saray yazışmalarında, ki bu konuda Vahdettin daha yetkindir, daha bilgilidir bu mevzularda. Sarayda da yine uzunca bir müddet Farsça ve Türkçe resmi yazışmalarda birlikte kullanıldı. Osmanlı'nın son dönemlerine kadar da yine Arapça yazılar, Farsça mektuplar işte Osmanlı'da tercüme kaleminde tercüme edilir ve aslıyla birlikte padişahın önüne konulur. Şimdi işte şeye gelirsek, yani bugüne Safaviler bölgede Şiileştirme hareketlerine başladılar. Ve işin enteresan tarafı, şimdi bilmeyenler, yani bizde maalesef aydınlarımızın Orta Doğu İslam tarihi bilgisi çok zayıftır. Zannediyorlar ki İranlılar ilk Müslüman oldukları günden itibaren Şiidiler. Şah İsmail dönemine kadar İran'ın %80-90'ı Sünni. Evet. Yani Nizamül Mülk mesela, Selçukluların en büyük veziri, büyük bir siyaset adamı, yani tarihin bu Fars kökenli, Pers kökenli Sünni. Ömer Hayyam, adı Ömer. Yani bugün İran'da bir Ömer adı bulamazsınız. Evet. İran'ın en büyük şairlerinden Ömer Hayyam'ın adı Ömer ve yani Sünnidir, anası yani babası Sünni. Bugün de hatırı sayılır bir Sünni nüfus bugün var. Bugün de hatırı sayılır. Yani, şey yani esas yanında Kürt bölgesi. Yani Türkmenler Sünnidir, Beluçlar Sünnidir. Türkmenler Sünnidir, Beluçlar Sünnidir. Şimdi yani dolayısıyla İran'ın böyle bugünkü anlamında Şiileşmesi, yani baskın, egemen bir Şii nüfusun hakim hale gelmesi Şah İsmail'den sonra başlamıştır. Evet.
Şimdi bu tabii Kürdistan beyleri ile arasında ciddi sorunlar çıkardı. Yani hem büyük Türkmen göçü gelmeye başladı Kürdistan'a. Zaten Akkoyunlar döneminde, Selçuklular döneminde Kürdistan'a ciddi bir Türkmen akını olmuştu. Aşiretler vesaire yerleşmişti. Şah İsmail bunu daha da ilerletmeye başladı. Ve bir enteresan bilgi daha var. Bunu da çok az kimse belki biliyor olabilir. Şah İsmail'in kız kardeşi Hasankeyf emiri Kürt Melik Halil Eyyubi'nin hanımı. Kız kardeş. Şii mi o zaman? Kadının Şii veya Sünni olduğuyla ilgili bir rivayet yok. Hı hı. Ama Melik Halil Sünni, Şafii. O yüzden sordum. Ha. Ama kadın işte Şii miydi, Sünni mi oldu onu? Bir kaynak yok ama yani, evli. Tabii evli çocukları var. Şimdi Kürdistan beyleri bir ihtilaftan dolayı Tebriz'e gidiyorlar. Şah İsmail'in sarayına. Melik Halil Eyyubi de Hasankeyf emiri bunların içerisinde. Bitlis emiri işte Şeref Han bunların içerisinde. Ciddi bir Kürt emiri. Melik Halil'in bir diğer lakabı da Çafsor Halil. Çafsor. Şimdi bunu Kürtçe bilmeyen veya sonradan öğrenenler özellikle bizim sol kesim. Çafsor ne demek? Kelime kelime tercüme edersen kırmızı gözlü Halil. Halbuki bunun anlamı halbuki farklı. Halbuki Kürtçedeki mesela Türkçede kara gözlü derler. Yani gözü kara. Hı hı. İşte Kürtçedeki o kırmızı Halbuki. Yani gözünü kan bürümüş. Yani çok cesur, çok kuvvetli insanlar. Biraz gibi. Negatif bir anlam var. Negatif evet, bir yani çok böyle yiğitlik değil, böyle saldırgan, dehşet verici kuvvetli bir şey. Kuvvetli anlamında. Tabii ondan kaynaklı. Çafsor Melik Halil Eyyubi. Şah İsmail'in de kız kardeşinden evli. Bu da dahil Tebriz'e gidiyorlar. Aralarında ne tartışma oluyorsa ki bu konuda ben çok az kaynak okudum böyle bir iki kaynak. Yani niye tartıştılar? O kavga nasıl oldu? Nasıl bir tartışmaydı? Misafir olarak gittikleri yerde tutuklanıyorlar. Şah İsmail alıyor bunların hepsini kendi eniştesi de dahil, Melik Halil Eyyubi de dahil zindana atıyor. Sonra yine ne şekilde oluyorsa nasıl becerebiliyorlarsa onu bu Melik Halil Eyyubi ve birkaç tanesi o zindandan kaçıyor. Kaçıp geliyorlar tekrar Kürdistan'a ve o dönemde işte İdrisi Bitlisi, Bitlisli Mevlana Hüsameddin'in oğlu, Mevlana Hüsameddin büyük bir İslam alemi, Bitlisli İdrisi Bitlisi de onun oğlu. Ve daha önce İdrisi Bitlisi de Akkoyunlu Sarayı'ndaydı. Tabii tabii. Tebriz'de münşilik Tebriz'de. Yapıyordu. Münşilik İşte yapıyordu. Şah İsmail'in Münşilik, Akkoyunları. Münşilik böyle mektupları, şeyleri inşa eden adam yani böyle yazım. Yani bir saray edebiyat, sekreteri tabii, gibi. Tabii sekreteri şey. Bir kavramdır Münşilik. Ha. Yani bu o bildiğimiz o ağdalı mektupları yazabilecek kadar edebiyata. Bir görevde diye... işte İran'daki bu Sünni Şii dengesi değişince, iktidar rota değiştirince Kürt beyleri de dahil, İdrisi Bitlisi de dahil yüzlerine dönüyorlar Osmanlı'ya. İkinci ittifak kuruluyor. İkinci ittifak burada kuruluyor ve şimdi tabii Türklerde bir genel şey var. Hani diyorlar ya biz Balkanları fethettik, Kafkasları fethettik. Kürtler Boşnaklar gibi, Arnavutlar gibi, Pomaklar gibi yani Bulgaristan'a, Yunanistan'a, fethedilen bir millet değil. Sırbistan'a gidip de kılıçla fethedilen işte gönül rızasıyla veya kılıçla Müslümanlığı kabul eden bir topluluk değil. Türklerden 200 sene evvel Kürtler Müslüman olmuşlar Hazreti Ömer döneminde. Bütün İslam döneminde de Türklere yardım etmişler ve Osmanlı ile Yavuz Sultan Selim ile olan ittifakları da Yavuz'un gelip de Kürdistan'ı işgal etmesi, yenmesi, zapt etmesi değil, Kürdistan beylerinin 25 tane beyden bahsediliyor evet. O tarih itibariyle 24 diyen var, 25 diyen var, 25'tir biri Şii'di, 24'ü katıldı bu ittifaka diyenler var ama 20'nin üzerinde Kürt beyi yine Kürt İdrisi Bitlisi vasıtasıyla Osmanlı ile ittifak kuruyor ve bir özerklik anlaşması imzalıyor. Özeti bu. Peki orada iç işlerinde bağımsız. Dışarıda Osmanlı'ya bağlı. Dışarıda Osmanlı'ya bağlı ve İdrisi Bitlisi'nin şu an başbakanlık yani Osmanlı arşivlerinde olan mektupları var. Ben bunları kitabımın hepsinde yazdım. Evet. Diyor ki Yavuz Sultan Selim'e sizin diyor Kürtlerle ittifakınız size bütün Bağdat'ın, Halep'in, Şam'ın ve Hicaz'ın, Mısır'ın yollarını açacaktır. Bunu bir daha tekrarlayalım mı? Bugün belki tekrar de en çok ihtiyacımız bakın olan... Şunu söylüyor, diyor ki sizin Kürtlerle ittifakınız, yani bunlar resmi belgedir, rivayet tabii, değil. Tabii. Bunların hepsini ben bastım, yayınladım ve Başbakanlık'taki o defter yani gömlek numaralarını yazarak yayınladım. Diyor ki sizin Kürtlerle kuracağınız ittifak, sizlere Bağdat'ın, Halep'in, Şam'ın ve Hicaz'ın
yollarını açacaktır. Ve hakikaten Osmanlı-Kürt ittifakı 1514'te oldu. O zaman uçak yok, tren yok, denizaltı yok. 1514'ten 1517'ye geldiğimiz vakit 3 yıl zarfında bütün Suriye, Mısır ve Arabistan, Filistin Osmanlı egemenliğine giriyor. Türk-Kürt ittifakının egemenliğine giriyor. Ve o dönemde Araplar da yine Hicaz emiri olan Ebu Nuaym o tarihte aynen Kürtler gibi Mısır'a Yavuz Sultan Selim'e gidiyor. Babası yolluyor onu. Ebu Nuaym daha 14-15 yaşında bir çocuk. Niye Ebu Nuaym adını bu kadar 3-4 seferdir tekrarlıyorum? Bediüzzaman Said-i Nursi'ye geleceğim. O da aynı Kürtlerle yapılan ittifak üzere Yavuz Sultan Selim'le anlaşma yapıyor. Yani Araplar ona bir köle olarak, bir işte esir olarak, bir mağlup olan halk olarak teslim olmuyor. Bediüzzaman Said-i Nursi bunu Nur talebesi kardeşlerimiz çok daha iyi bilir. Yani kaynağıyla, sayfasıyla diyor ki ben hala Osmanlı'ya Ebu Nuaym'in biatı üzerine biat etmiş durumdayım. Yani Ebu Nuaym'in onun için 5-6 seferdir Ebu Nuaym adını vallahi tekrarlıyorum. Hicaz, ben ilk defa duydum. Hicaz emiri, evet. Hicaz emirinin oğlu. Yani sonra kendisi de emir oluyor. Ebu Nuaym babasının ölümünden sonra ve Bediüzzaman Said-i Nursi diyor ki ben Ebu Nuaym'in biatı üzerine tekrar. Yani bu biat nedir? Ben köle değilim, esir değilim, bir şey değilim. Bir özellik anlaşmasıdır. Arapların da Kürtlerin de hukukları vardır. Osmanlı'yla bir kardeşlik ittifakı kurulmuştur. İç işlerinde Hicaz emiri de serbesttir. Kürdistan beyleri de serbesttir. Ama dışarıda vergi verme ve savaşta Osmanlı'yla beraberdir. İttifakın esası budur. Bir cümle daha söyleyeyim, buyurun, bunu noktalayayım. Osmanlı'yla yapılan bu ittifaktan sonra Kürdistan'ın yönetimi 3 idari taksimata bölünüyor. Bir, Osmanlı tipi eyaletler ve sancaklar. Yani buna Osmanlı merkezden paşa yolluyor. Mesela Diyarbakır Beylerbeyi Bıyıklı Mehmet Paşa. Yani Osmanlı bir vali tayin ediyor, bir beylerbeyi tayin ediyor. Mesela bunlardan birisi de Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Hasan Paşa'dır. Yani geçenlerde bu Diyarbakır'la ilgili geçen hafta bir yazı da okudum. Bu Hasan Paşa'yı bambaşka bir yerlere götürüyorlar. Sokullu Mehmet Paşa'nın oğlu Hasan Paşa'dır. Bu kahvaltı yapılan yerin. Tamam, Kürt değildir ama. Hayır, hayır değil. Soru vardı da o yüzden. Sırp, Sırptır Hasan Paşa. Tamam. Yani Sırptır. Bir, Osmanlı sancakları. Yani devletin merkezden tayin ettiği insanlar. İki, Ekrat sancakları. Yani bu ne demek? Kürt sancakları, Kürt vilayetleri. Bunun başında bir Kürt yönetici olur. Ve bu yönetim babadan oğula geçer. Bir de Kürt hükümetleri var. Kürt hükümeti tamamen müstakil beylik. Yani içerideki yargı, vergi, adalet, yönetim hepsi mesela Bitlis Beyliği gibi, Botan Beyliği gibi, Hakkari Beyliği gibi işte bu 24-25 bey sonra İran kısmı da katılıyor ve bunların sayısı 35-40'a kadar çıkıyor. Bunlar Kürt hükümetleridir. Aynen öyle geçiyor. Kürt hükümetleri yani Osmanlı sannamelerinde de kaynaklarında da Kürt hükümeti diye geçiyor. Bu Tanzimat dönemine kadar bu şekilde devam ediyor. Bir antiparantez açayım da bunu açıklama ihtiyacı hissedim. Şimdi tabii yaptığımız program Türkiye'de kolay bir program değil. Özellikle bu milliyetçilik algısının çok yükseldiği bir yerde. Şimdi Altan Bey'in özgeçmişini verdik. İngilizcesi, Arapçası, Kürtçesi ve Türkçesi var. Vahdettin Bey'in Farsçası, Kürtçesi, Türkçesi var. Dolayısıyla bazı meselelerle ilgili gerçekten bir şey yazıldığında elimizin altında Google diye bir icat var. Tabii. En azından bakılabilir. İkincisi bu programın amacı bazılarının görmek istediği gibi bir milliyetçilik algısı falan değil. Burada asas bir şey, kim bu Kürtler? İki, Kürt-Türk ittifakı bölgeye ne sağlamış? Bundan sonra bize nasıl yol gösterir? Kürt-Türk-Arap ittifakı. Arapları da katmışız. Üçüncüsü de bu halkı yakından tanıma. Biraz sonra geleceğiz örneğin Nakşibendilik'te, medreselerde, mollalarda. Yavaş yavaş geleceğiz ama soru çok fazla. Özellikle Altan Bey'e çok fazla şu aşiretimiz nereden geldi, şu beyliğimiz nereden geldi? Ben konu Altan, o değil tabii. Altan Bey'in Twitter adresi var. O soruları oradan yollarsanız. Çünkü mesela Bozova'dan 8-10 tane soru var. Şu aşiret nereden geldi? Şu nereden geldi? Evet. Onu bilmiyorum. Ben sana bir katkı olsun. Hani 1, 2, 3 dedin ya. Dördüncüsü
Bugün yeni bir Orta Doğu kuruluyor. Biz bu Orta Doğu'yu nasıl tesis edeceğiz? Yani şu an tabii hükümeti eleştiriyoruz. Biz, ben de en fazla eleştirenlerden birisiyim. Sayın Davutoğlu'nu ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı. Bu yeni Orta Doğu'yu tarihi bilmeden, Orta Doğu'nun demografisini bilmeden, Müslim, gayrimüslim, Sünni, Şii, bütün bu yapıları ezidi bilmeden kuramayız. Bu sizin dediğiniz 1-2-3 tarihi ittifaklar, biz bundan sonra Türk İslamcılıkla veya Neo Osmanlıcılıkla da gidemeyiz. Bu bütün konuştuklarımızda biz nasıl bir Orta Doğu, Türkler, Kürtler, Araplar, Müslimler, gayrimüslimler, efendim Şiiler, Sünniler nasıl bir Orta Doğu oluşturabiliriz? Derdimiz bu. Barış içinde, kardeşlik içinde, birbirimizi vurmadan, birbirimizin kanına ekmek doğramadan. Şöyle yapacağız. Güncel siyasetle ilgili bütün soruları son bölüme aktaracağız. Peki şey sorusu atlattık. Birazdan reklam arası vereceğiz ama mesela şeyi unuttuk biz. Mekke'den sonra en çok sahabinin olduğu yer Diyarbakır. Bir açalım bunu. Şimdi ben bu konuya da bir itirazım var. Bir Diyarbakır, abi söylesin. Bir Diyarbakır milletvekili olarak. Şimdi bazı şeyleri sulandırıyorlar maalesef. Şimdi diyor ki Mekke'den sonra en fazla sahibi olan şehir. Ya kardeşim Şam'a gittin mi sen? Kerbela'ya gittin mi? Sadece Ehl-i Beyt'ten 72 kişi Kerbela'da öldürüldü. Yani sen bunu neye istinaden söylüyorsun? Evet, Diyarbakır'da ciddi bir sahabi mezarı var. Ciddi bir sahabi mezarı var. Ne demek bu ciddi Diyarbakır sahabi? Diyarbakır milletvekilinden de böyle bir itiraz. Ama benim vazifem ya doğruları söylemek. Turizm amacıyla söylüyorlarmış gibi olunca. Şimdi tabii. Bazı şeyleri bakın suyunu çıkarıyorlar, magazine döküyorlar. Doğru olan ve hakkınız olanı da sulandırıyorlar. Şimdi Diyarbakır'da sadece Hazreti Süleyman Camii İşkale'de 27 sahabenin mezarı var. Kimdir Hazreti Süleyman? Hazreti Süleyman büyük İslam komutanı Halid bin Velid'in oğludur. Diyarbakır'ın fethinde 639 senesinde bugünkü Dicle Üniversitesi'nin olduğu taraftan şehre girerken İşkale tarafından orada 27 sahabiyle beraber şehit düşmüştür. Ve oraya gömülmüşlerdir, defnedilmişlerdir. Sonradan da bunların o mezarlarının üzerine Hazreti Süleyman Camisi yapılmıştır. Yani 27 sahabe sadece bir camide gömülüdür. Mesela bütün İstanbul'da sadece Ebu Eyyub el-Ensari vardır. Bütün İstanbul mesela hürmet gösterir. Fakat Diyarbakır'da sadece bir caminin mezarlığında 27 sahabe vardır. Ve bu 27 sahabeden başka da şehit düşen, Diyarbakır'a yerleşen, orada vefat eden, bu sayıyı 500'e kadar çıkaranlar vardır. Şu an ben söyleyeyim tam resmi rakam olarak 542 geçiyor. Hayır, böyle diyorlar da bakın ben siz demeden dedim 500'e kadar çıkaranlar vardır. Hı. Ama ya şimdi 27 sahabe sana az mı geliyor? Bütün İstanbul'da bir tane var. Bütün peki sen bu 27'yi 500'e çıkardın veya 5000'e. İşte Mekke'den sonra en fazla sahibi orada. Peki Medine'de, Kudüs'te, Şam'da, yani sahabilerin yüzlercesi, ben Şam mezarlıklarını da gezdim, Kudüs'ü de gezdim, hepsini gezdim, Mısır'ı gezdim. Yani dolayısıyla bence bu çok abartılı şeylerden kaçınmak lazım. Diyarbakır'ın şu an sahip olduğu değerler, yani bunu ister İslam kültürü açısından, tarihi açısından değerlendirin, isterseniz bugün kapitalizm, modern toplumun her şeyi paraya tahvil eden turizm mantığıyla değerlendirin. Diyarbakır'da iki tane peygamber mezarı var. Vahdettin Bey. Yani iki tane peygamber. Ama ben işte 3-4 gün evvel Ürdün'den geldim. Amman'da da iki peygamberin mezarını ziyaret ettim. Vahdettin Bey. Hazreti Yuşa Aleyhisselam'la Hazreti Musa'nın kayınpederi Hazreti Şuayb'ın mezarlarını ziyaret ettim. Yani Amman'da da iki mezar var. İki peygamber mezarı var. Altan Bey, şimdi söylemeden Vahdettin abi savunacaktı ama... Şimdi herhalde biraz geri duruyor. Hayır ben yani yok, bu kadar abartmaya karşıyım. Şeye de ben anlatıyorum nelerin yani olduğunu. Bir yerde sahabe mezarın olması güzel bir şeydir de ama o yere herhangi bir şey katmaz da yani. Sahabe mezarı şimdi bir önemli bambaşka bir... Bu da bambaşka bir yerden girdi. Şimdi Vahdettin abi de şimdi... Yani orada sonuç itibariyle şu söyleniyor aslında. Ya biz şu anda Kürtlerin yani ne kadar iyi insanlar, nasıl Müslümanlar... olduğunu da anlatmak istemiyorum. Yani birilerine şirin görünmek için. Yani ben bu da abartmamak lazım. Yani bu da hoş bir şey değil. Yani kardeşim Kürtler buradaki diğer halklar gibi Peygamber Efendimiz'in mesajını bir vesileyle duydular, iman ettiler. Kendilerine göre bir dindarlık icat ettiler. Bir hayat tarzları vardır.
Diğerleriyle dindarlığın sabiteleri var, değişkenleri var. Diğerleriyle bu sabiteler etrafında birleşiyor Araplarla, Türklerle. Ama değişkenleri de vardır dindarlığın. Kendilerine göre bir takım özellikler kattılar. Ne kimseye Müslümanlıklarını ne de kimliklerini kanıtlamak, şirin görülmek zorunda değildiler. Biz bir tarihsel realiteden bahsediyoruz. Evet. Tarihsel realite şudur. Bu coğrafyada Kürtler de diğer başat milletler gibi mühürlerini vurmuşlardı. Hem ulemalarıyla, hem kumandanlarıyla, hem siyasetçileriyle, hem şairleriyle kendi çapında bir etkinlikleri olmuştur. Ve görmezlikten gelinmeyecek bir millet olduklarını da bilmek gerekir. Bakın şöyle bir geçenlerde bir anekdot gördüm. İkinci Dünya Savaşı'nda Suriye'nin Kürt bölgesinde Fransız bir komutan ile bizim buradan kaçmış Kürt liderlerden biri arasında bir sohbet geçiyor. Diyor ki Türkler İkinci Dünya Savaşı'na girecek diyor. Savaşa girecekler bu Fransız komutan. Suriye'ye girme endişesini taşıyor. Oradaki Kürt'ün cevabı şudur. Diyor ki savaşa girmeyecekler. Nereden biliyorsun diyor. Çünkü diyor Şeyh Said isyanında Kürtlerin gönlünü kırdılar. Kürtler şu anda kırgındırlar. Türkler Kürtler olmadan, tam anlamıyla olmadan herhangi bir savaşa girmezler. Ve nitekim girmediler. Böyle bir tespiti var bu adam. Şimdi bir İtalyan yazar var. O da Osmanlı Sarayı'nda yaşıyor. Yaşamış ve anılarını, gözlemlerini yazmış. Çaldıran Savaşı ile ilgili olarak aynen şu cümleyi kullanıyor. Diyor ki eğer Kürtler güvence vermeselerdi, büyük Türk Çaldıran'a gitmeye cesaret edemezdi. Oraya gidip o savaşı veremezdi. Bu bakımdan orta Araplarla ittifak kurmak güzeldir ama Kürtlerin üzerinden atlayarak olmayacak bir şeydir. Reklama girmeden Altan Kürtlerle çok kısa, ittifak kurmaları gerekiyor. Çok kısa bir cevap rica ediyorum. Diyarbakır'daki Ulu Cami Mekke ve Medine'den sonra Müslümanlar için 5. ve son kıble midir? Altan Bey'e sorar mısınız? Şimdi bakın kıble burada olmaz da, yani. Burada kıble da yine benden evvel Vahdettin müdahale etti. Doğru söylüyor. Şimdi ya kıble olur mu hiç? Ama 5. Harem-i Şerif nedir? Yani onu bu 5.'dir, 4.'dür. Önemli bir mabettir. Yoksa Müslümanların, şu an Vahdettin de bu konunun uzmanıdır, sen de bu konunun uzmanısın. Müslümanların işte Harem-i Şerif diyebilecekleri yani hadislerle veyahut da İslami kaynaklarla neresidir? Evet. Kardeşim sayalım. 3 Mekke, tane. Medine, Kudüs. Mekke, Mescid-i Aksa. Medine ve Kudüs'te Mescid-i Aksa. Evet. Şimdi doğruyu anlatalım. Evet. Şimdi 4. yer neresidir? Bundan sonrası örftür, gelenektir. Emeviye halkı, camisi. Sonra Emeviye diyor. Camisi vardır Şam'da. Önemli bir mi? Ama peygamberin tavsiye ettiği. Tavsiye ettiği. Hatta yani tavsiyeden ziyade buyurduğu. Tabii tabii. Yani şey olarak harem olarak. Zaten ikisi farzdır. Mekke, Medine farz altın çiziyor. Bir Mekke'dir. İki Medine'dir. Mescid-i Nebevi'dir. Üç Kudüs'te Mescid-ül Aksa'nın olduğu alan, mekandır. Diğeri örfidir. Kıble değildir. Hı hı. Diğerleri örfidir. Müslümanlar Şam'daki Emevi Camisi'ni 4. önemli merkez olarak kabul etmişler. Niye? Büyük bir camidir. Ve Diyarbakır Ulu Cami, Diyarbekir. Bunu da dilimizi alıştıralım. Diyarbekir. Ulu Cami'de kiliseydi. Müslümanlar 639'da şehri Hristiyanlardan, Süryanilerden feth yoluyla aldıktan sonra bu Martoma Kilisesi camiye çevrildi. Ve mimari olarak dünyada iki örnek var. Birisi Şam'daki Emevi Camisi, ikincisi de Diyarbakır Ulu Cami. Yani dünya sanat tarihinde birbirine benzeyen, mimari mantığı aynı olan iki yerdir. Ve bunu da geleneksel olarak demişlerdir ki bu da 5. önemli yerdir. Bu örfen. Bir başkası der ki hayır orası 5. yer değildir de şurası 5. Yani bunlar tartışmaya açık tartışacağız. Şeyler. Bir... Ama çok önemli bir yerdir. Onu söyleyebiliriz. Bir reklam arası verelim. Daha sonra medreselere, folklora, edebiyata evet, yavaş yavaş gelelim. Sevgili seyirciler, çok sayıda yine söylüyorum. Güncel siyasetle ilişkin soruları programın son bölümüne bırakıyoruz. O soruları özellikle Altan Bey'e ısrarla soracağım. Bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra özellikle medreseler bölümüyle karşınızda olacağız. Sevgili seyirciler, Pergel'in ikinci bölümüyle karşınızdayız. Çok sayıda soru var. Soruları mümkün mertebe toparlayıp soruyoruz. Osmanlı'da siyasi kısmı orada bırakalım. Hemen dil ve medrese kısmına geçelim. Şimdi Kürtler'de şu ana kadar dilin bugüne kadar gelmesine en büyük sebebi olarak medreselerin, tabii. Mellelerin, fakirlerin,
çok büyük etkisi olduğu söylenir. Şimdi önce isterseniz Kürtlerle medrese geleneği nasıl başladı, neler okuturdu, din nasıl bugüne kadar geldi? Vahdettin abi sizinle. Evet. Uzmanlık alanınız. Estağfurullah. Şimdi ben böyle tarihsel kronolojilerden çok anlamam. Böyle genel bir değerlendirme yapayım. Bir yaşamış hikaye anlatırsınız evet. Şimdi. Tabii. Evet. Böyle şimdi kendim biraz okudum medresede. Ne kadar okudunuz? Yani ilk okula başladığım tarihten üniversiteyi bitirdiğim tarihe kadar parça parça ara ara hep medreseyle bağım devam etti. Ama köyde mi? Bizim köyde medrese vardı. Ben Kur'an-ı Kerim'i bitirdim orada. Mevlüt'tür, Nubihar'dır, Aziz'dir, Gayetül İhtisar'dır, Muğni'dir. Çok kısa bilmeyenler için medrese nedir? Medresede evet. Hangi dersler okunur ve kaç sene okunur? Onu da bir anlatırsanız evet, bilgi olarak daha iyi olur. Şimdi tabii şöyle bir şey söylemek gerekir. Medrese diğer bütün İslami gelenekler gibi ilk nüvesini mutlaka Peygamber Efendimiz'in hayatından alır. Ashab-ı Suffa. Evet, Ashab-ı Suffa evet. Medresenin temeli orada atılmıştır. Evet. Tıpkı minarenin temelinin Bilal-i Habeşi'ye Resulullah'ın yüksek bir yere çık ezan oku demesiyle atıldığı gibi. Yani o yüksek yer, ondan sonra milletler kendi kültürlerine, geleneklerine göre o minareye şekil vermişlerdir. Tıpkı bunun gibi medreseler de Ashab-ı Suffa'nın dini ilimlerde derinlik kazanmak, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin, peygamberimizin uygulamalarının da etkisiyle, tavsiyesiyle, emirleriyle bu şekilde gelişmiştir. Kürdistan medreseleri Selçuklu Nizamiye medreselerinin devamıdırlar. Yani o dönemde Nizamül Mülk'ün temelini İmam-ı Gazali'nin önderliğinde, onun liderliğinde bu medreselerin temelini bu şekilde atmıştır ve İslam aleminde ihtiyaç duyulan, o gün geçerli olan bütün ilimler bu medreselerde okutulmuştur. Ağırlıklı olarak Arap dili, Arap sarf ve nahvi esas alınmıştır. Gramer, yani gramer. Arapça gramer. Arapça gramer esas alınmıştır ki maksat Kur'an'ı daha doğru anlamaktır. Nitekim Müslümanlar Kur'an-ı Kerim nazil olduktan sonra Resulullah hayattayken onun şahsına sorup bilinmeyen bazı muğlak kavramları, mesela garibül Kur'an diye ifadeler vardır Kur'an'da. Arapların çoğunun da pek duymadıkları enteresan ifadeler geçtiği için Resulullah'a sormuşlardır. Daha sonra Resulullah vefat ettikten sonra onu sahabelerinden sormuşlardır. Böylece dil gelişmiş, Arap dili derlenmiş, toparlanmış. Kur'an-ı Kerim'in nazil olması deyim yerinde ise durgun bir göle bir taş attığın zaman dalgalanmaya başlar. Böyle halka halka büyüyüp bütün İslam alemini sarmıştır. Dolayısıyla Kürtlerde, diğer Müslüman milletlerde Kur'an'ı daha doğru anlamak, Kur'an'ın hükümlerini daha sağlıklı bir şekilde sistemleştirip ortaya koymak için medreselerde sürekli bir eğitim devam etmiştir. Nizamiye medreselerinin devamı olarak. Özellikle Kürt dili ile ilgili olarak da bunu söylemek gerekirse hakikaten senin de söylediğin gibi medreseler Kürtçenin o baskıların yok etmek, ortadan kaldırmak, unutturmak maksatlı bütün baskılara belki birer kale gibi savunmuşlar. Çünkü resmi dil orada eğitim dili Kürtçe olmuştur medreselerde. Kürtler, Kürt öğrenciler o medreselere gittikleri zaman Arap gramerini Kürtçe üzerinden öğreniyorlardı. Bu Kürt olmayan mollalar bile onu yapıyorlardı. Bugün mesela Tillo'da bir medrese vardır. Molla Bedrettin orada. Molla Burhan. Allah, evet, Allah hayırlı ömürler versin. Amin. Arap evet. Kökenlidir ama Kürtçe ders verir talebelerine. Orada da resmi ismi Aydınlı. Evet, resmi ismi Tillo. Aydınlar. Evet. Şimdi Kürt medreseleri bu İslami geleneğin bir devamı olarak bugüne kadar varlıklarını sürdürmüştür. Dediğim gibi o tarihte ihtiyaç duyulan bütün ilimler, çevrede gelişen bütün ilimler, sarf, nahiv, gramerin yanında mantık, felsefe, kelam. Eski kelam, tefsir, hadis. Bütün yani, bunlar. Nubihar demişsiniz. Onu Nubihar da onu bir şey dedim. Kur'an-ı Kerim'i okuyan bir öğrenci Kur'an-ı Kerim'i hatmeder. Gel Kürtlerde çok istisnai olmakla beraber, yani Kürtlerde bazı istisnalar dışında hafızlık geleneği aslında yoktur. Pek hafız olmaz Kürtler arasında. Niye? Bilmiyorum, böyle azdır, evet. Azdır yani Kürtlerde. Fakat Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek, onun anlamını bilmek, manaya yoğunlaşmak daha esaslı. Yani ezberden ziyade anlam üzerinde durulur. Evet. Kur'an-ı Kerim'i bitiren öğrenci bir peygamberimizin mevlidini öğrenir. Bu da Hakkari'li Şeyh Batei'nin yazdığı bir mevlid. Melai Batei. Melai Batei yazmış ve bu
Peygamber Efendimiz'in hayatını anlatan Süleyman Çelebi'nin mevlidine benzeyen birçok yönüyle de bir mevlidim. Ondan önce mi yazılmış, sonra mı? Zannedersem ondan sonradır. Yani ben sonra, çok az bir müddet. Çok sonra. Az bir evet. müddet. Yani 40-50 yıllık bir evet. müddet var aralarında. Ama farklı alanlara da girdiği için çok daha zengindir aslında bana göre. Çok böyle Miraç olayını, diğer olayları çok detaylı anlatan, aslında tam da bir tarih ve irfan eseridir. İrfani bir kaynaktır. Bunun yanında Nubihar diye, Nubihar'a Püçükan, çok güzel bir sözlüktür. Arapça, Kürtçe sözlüktür. Bir öğrencinin medreseye başlarken bilmesi gereken temel kavramları şiir şeklinde, aruz vezniyle. Şu an arka fonda evet. da veriyoruz. Bir icazet töreni var bugün medresede. Bu medresedeki icazet evet. törenidir. Kavramlar sözlüğü. Evet. Bu, ama şöyle diyor Ahmed-i Khani diyor. Necbu sahab ravacan, belki bu Püçük'e kurmancan, daj Kur'an-ı ihlas bin, le sevade çavnas bin. Ben bunu diyor bir takım dünyevi arzuları, büyük hedefleri olan insanlar için yazmadım. Yani ağalar, beyler, beyler için yazmadım. Bu Püçük'e kurmancan, Kürt çocukları için yazdım ki Kur'an-ı Kerim'i bitirdikten sonra dünyada insanlar arasında gözleri açık olsun de sevade çavnas bin. Bunun için yazdım diyor. Burada bir parantez açıyorum. Bir şeyi, bir hatıramı anlatmak istiyorum. Bir gün ben sol menşeli bir yayın evinin Nubihar tercümesini gördüm. Aldım, büyük bir sevinçle aldım, götürdüm eve. Baktım, bu Altan abinin tarihte Hazreti Ömer döneminde işte Ömer 40 bin Kürt'ün dilini kesti falan diye bir takım algı operasyonları ve ona benzer bir algı evet, gördüm. Ekrem Cemil Paşa'nın evet, iddiası tabii. yani. Bazı şöyle diyor, diyor ki, o Kur'an-ı İhlas bin, Sevade Çavnas bini aynı şöyle tercüme etmiş. Kur'an'dan kurtulmak Kur'an'dan diye. Kurtulsunlar, bilimle tanışsınlar. Evet. Tamamen tersi. Yani. Tamamen uydurması. Şok oldum yani, dedim yani bu nasıl olur? Kur'an-ı İhlas bini sadece Şeyh Ahmed-i Khani, mutasavvuf, büyük arif, yani böyle bir insan insanlara diyecek ki Kürt çocukları Kur'an'dan kurtulsunlar. Yani böylesine hem tarihte böyle manipülasyonlar yapıldığı gibi edebiyata da dile de böyle şeyler yapılmıştır. Bunu peki medresenin geçişi nasıl? Yani sonuçta o fakirler, öğrenciler sonuçta medrese gelirini nereden alıyor? Ekonomik anlamda nasıl? Evet. Medreseler tamamen halk tarafından desteklenen, halk tarafından finanse edilen kurumlardır. Bir fakih, biz o medresede okuyan fakih öğrenci, demek. Fakih öğrenci demektir. Fakih demek değildir. Fakih talebedir. Belli bir süre sonra ona talip denir. Özellikle de Sa'dullah Gavre, Sa'dullah Küçek diye iki kitap vardır. Onları okuduğu sırada talip olur. Sonra Molla Camii ile birlikte aslında fetva verme düzeyine gelir. Ve melai müntehi olur. Yani artık ilimleri bitirmiş molla olur. İcazetini alır gider. İcazet yani diplomasını. Diplomasını alır. Evet. gider. Bu şey şöyle finanse ediyordu halk fakirleri. Ben gördüğüm için, yaşadığım için biliyorum. Sabah, öğle, akşam 3 öğün her fakirin her gün gittiği 3 evi var. Sabahleyin gider, tık tık kapıyı çalar. Onlar önceden hazırlamışlardır. Kahvaltıysa kahvaltısını, öğlen yemeği ise öğlen yemeğini, akşamsa akşam yemeğini en güzel şekilde hazırlanmak üzere fakire verir. Fakirlerin de bunda enteresan bir ritüeli var. Yani alır elinin üstüne kat kat tabağı. Gelir medreseye, otururlar, herkes topladıklarını koyar oraya. Herkes getirdiğini yemez. Böyle bir şey yok. Yani çünkü zengin var, fakir var, iyi yemek ortak. Vardır. Hepsini alırlar. Bir şekilde kurayla birer birer seçerler kendilerine. Enteresan bir ritüeli vardır. Bununla ilgili... Yani orada pişmez köyde. Yok yok, köyde pişer, tabii. köyde getirirler. Orada halk verir. Halk verir. Giyim kuşamlarını da, yani diyelim ki fakirlerin kitap ihtiyacı vardır. Özellikle de bizim köyden Diyarbakır'a gönderirlerdi. Oradan kitap evi vardı. Galiba ben yanılmıyorsam bizim Mahfuz abinin irşat kitap evi önce Diyarbakır'daydı. Evet. Fakirler oraya gönderirdi. O kitapları onlara gönderirdi. Bunları karşılamak için de peki, zekatlar veriyor. Zekat miydi? Veriyor işte. Bunun için fakirin giyim kuşamı hep şeyden karşılığı, zekattan karşı köylüler zekatlarını onlara verirlerdi ki bu tür ihtiyaçlarını gidersinler. Fakirler o köyün en temiz, en düzgün, en güzel giyinen insanlarıydılar. Yani duruşlarıyla, davranışlarıyla bir köyün, o köyde okuyan fakirin köylü kendi üstüne başına o kadar özen göstermez. Ama fakirin üstüne başına enteresan bir şekilde özen gösterir. O fakirin yemeğini, içmesini üstüne alan ev için bir anlamda bir
utanç vesilesi olurdu. Eğer fakirde bir eksiklik olsa o kendisi gidip temin eder. Fakat fakiri rencide etmeyecek şekilde. Medrese hocasına ne diyoruz? Seyda. Seyda. Seyda müderris demektir. Seydan, yani öğretmen, evet. Hoca. Seyda'nın görevi sadece ders okutmak mıydı yoksa köyde bir sorun olduğunda onları da çözmek miydi? Seyda neydi? Köyün manevi lideridir. Dini meselelerle ilgili her konuda Seyda'nın görüşüne başvurulur. Seyda nikah kıyar, Seyda barış yapar, aşiretler arası çatışmalarda kan davaları, kan davalarını halleder. Arazi davaları. Seyda her konuya müdahildir. Bütün bu mesele fetva verir. Seyda bir kadıdır aynı zamanda. Hukuk meselelerini halleder. Hala Kürdistan'ın birçok yerinde belki azalmıştır ama benim yaşadığım köyde o sırada birçok mesele emherne şer'ahudi. Allah'ın şeriatına gidelim diye bir kavram var. Özellikle mirasla ilgili, kan davasıyla ilgili bu tür ceza gerektirmeyen, diyelim ki birisi birisini öldürmüşse adam öldürme, onun sulhunu yapmak yapar ama cezasını vermez. Götürüp hapse atmaz ya da kısas uygulamaz. Alfabe neydi? Efendim? Alfabesi Arapça mı? Arap alfabesi. Arap alfabesidir. Elifbeyi öğrenirsin. Arap alfabesiyle Kürtçenin... Yani Kürtçesi de normal... Türkçesi yok. Hayır, Kürtçe normalde bir kitap varken o kitap... Arap alfabesi. Arap alfabesi. Kürdi diye bir kitap vardı. Fıkıh kitabı, Kürdi. Bu Kürdi kitabı da Kürtçeydi, Arap alfabesiyleydi ve bir ilmihal şeklindeydi. Onu da okuyorsun. Tabii ondan sonra Şerhul Muğni'ye gidiyorsun. Gayet-i İhtisar'a gidiyorsun. Molla Cami'ye. Sa'dullah Gevre, Sa'dullah Köçek. Mantık, sarf, hal. Böyle gramerin üst gramer şeklinde. Mesela ben üniversitede Arap-Fars dillerinde okurken yaz tatillerinde bizim müderrisin tavsiyesiyle hep hal okudum. Yüksek gramerdir. Yani bir çözüm demektir de zaten. Bir anlamda analiz yapmak. Yani bu cümleleri birbirinden ayırt etmek, cümlenin öğelerini ayırmak diyelim bugünkü deyimle. Peki, böyle bir şeydi. Ciğerkun gibi bir insan nasıl medreseden çıkıp da sosyalist veya bir sürü şey vardı tabii, tam bilmiyorum. Ateist olduğu söyleniyor, doğru mu? Bireysel olarak. Ben oraya geleyim istersen. Altan abi zor, daha iyi bilir ama ben bir cümleyle. Mayınları benim kucağıma atıyorsun, evet. Şöyle bir şey, bir şey evet, not söyleyeyim. Yani bu bir kere nasip meselesi. Yani bir insan okur, İslam ilimlerde uzmanlaşır, sonunda farklı bir anlayış içerisine girer. Ama o dönemde meşhur bir Fransız yazarının komünist olmakla olmamak için söylediği bir ifade var. 25 yaşına kadar komünist olmayan eşektir, affedersiniz. Ondan sonra hala komünist diye devam eden artık nedir Allah bilir. Şimdi bir dönem Kürdistan'da mazlumiyeti görüp onu hissedip de buna cevap olarak komünizmi veya sosyalizmi karşısına gören birçok Kürt insanı, Kürt aydını, Kürt mullası vardı. Çünkü bir yara var içinde, bir sızı var. Bir şeyler haksızlığa uğradığını söylüyor. İslami anlamda bu derdine deva olabilecek herhangi bir şeyle bir karşılaşmamış. Sosyalizmin buna bir çözüm olabileceğini düşünmüş. Bu belki inanç açısından haklı değil ama realite açısından da hak vermemek elde değil. Çünkü İslam'ın bu tür sorulara cevabını abi, kaçamak farklı... Kaçamak gidiyoruz. Altan abi cevap versin. Yok yok, yani bir şeyler söyledi aslında, çok da kaçamak ben değil. Ben kaçamak değil aslında. Ya, ben tabii Vahdettin'in dediklerine aynen katılmakla birlikte kendi üslubumla bir iki yani katkı daha sağlamaya çalışayım. Daha bir özet yapayım. Medreselerin kökeni benim yani inancıma göre, benim derken benim gibi birçok Müslümanın inancına göre, Vahdettin de söyledi, Peygamber Efendimiz'in Ashab-ı Suffa'sına dayanıyor. Ashab-ı Suffa nedir? Yani bilmeyen yeni nesil için tekrar evet, şey yapalım. Peygamber olur. Efendimiz savaşlarda, cihatta çok sayıda sahabinin şehit olmaya başlamasından sonra bir kısım sahabileri o savaşlardan geri tuttu. Ve bunlar Peygamber Efendimiz'in Suffa'sında yani avlusunda, mescidinde Kur'an öğrenmeye, Kur'an ezberlemeye ve eğitim almaya başladılar. Altan abi parantez içinde size destek olarak söyleyeyim. Bunun Peygamberimizin bu tavsiyesi, ayet vardır Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki, sizden herkes cihada gidecek değildir. Evet. Cihada gidenlerin geri döndüklerinde dinlerini öğrenmeleri için evet, ilimde derinleşsinler. Derinleşmesi lazım. Evet, bunun için Peygamber Efendimizin Suffa'sında yani sofasında, avlusunda bir kısım Müslümanlar, bunların da çoğu daha çok yoksul Müslümanlar, bir kısmı genç Müslümanlar bu eğitimi almaya başladılar. Bunlara Suffa, Sofa ehli anlamında Ashab-ı Suffa denmeye başlandı. İlk yani İslami ilimlerin, Kur'an'ın,
İşte peygamberin o gün zaten yaşıyordu. Yaşantısı hadis zaten görüyorlardı da gözüyle. Onları öğrenmeleri oradan başladı. Ve bu müessese haline gelmesi, yani kurumsallaşması, daha sonra işte meşhur şey bahsettik yine, Nizamülmülk döneminde bunlar kurumsal, yani bugünkü üniversite anlamında kurumsallaşmaya başladılar. Ondan evvel de yine büyük İslam alimlerinin kendi cemaatleri, talebeleri vardı. Hani biz bunu Nizamülmülk'le de başlatırsak yine yanlış olur. Hı hı. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin de sürekli ders halkası vardı. Yani bunu tabii, bütün tabii. tarih kaynakları bahsediyor. İmam-ı Hanbel'in, İmam-ı Şafii'nin, İmam-ı Malik'in, İmam Cafer-i Sadık'ın, yani Şia'nın da, Sünnilerin de hepsinin bu şekilde ders halkaları vardı. Bu bir gelenek olarak devam etti. Nasıl mesela şeyin Hasan-ı Basri'nin, daha sonra Mutezile'de Vasıl bin Ata'nın, hani sürekli bu konularda bilgi sahibi insanlar etraflarında öğrenci yetiştirdiler. İmam-ı Gazali de buna dahildir. Bu gelenek Kürtlerin içinde de yerleşti. Yani özellikle o İslami Kürt hükümetlerinin, beyliklerinin daha da kurumsallaşmasından sonra neredeyse her birkaç köyün etrafında böyle bir Kürt medresesi oluşmaya başladı. Yani gelenek ve tarihi seyri bu. Kürt toplumunun içerisindeki bütün okuma yazma yeri de burasıydı. Yani ilimin, bilimin yapıldığı mektep yer. Mektep burasıydı. Mektep burası. Başka bir kurum yok. Başka bir, yani böyle kurum anlamında bir kurum yok. Şimdi bir hocadan diploma alan, yani bu imam olduğu, bu 12 ilim dedikleri, işte biraz evvel saydığı mantık, kelam, fıkıh, hadis, tefsir, Arapça gramer, sarf, nahiv, cami, bunları okuyan bir kişi yeterli görüldüyse, ki çoğunlukla da 10 ile 12 yıl civarında sürer bu eğitim. O hoca ona bir diploma verir. Buna icazet deniyor. İşte burada bir icazet töreni de var arkada. Yani icazet ne? Mezuniyet töreni. Bir diploma veriliyor. O da artık gidip bir köyde bir medrese açabilir o da. Etrafına talebe alıp. Bunu kim organize eder? Dediği gibi köylü. Şimdi bu çok enteresan. Yani esas halka bizim anlatmamız gereken bu. Bu medreselerin gücü nereden geliyor? Bir sultandan, padişahtan, emirden gelmiyor. Oradaki o gariban, en fakir, kendi çocuğunu bile çoğu zaman doyurmaktan aciz, fakir Kürt köylüsü bir tabak yoğurt, biraz peynir, yağ, çökelik, tandır ekmeği, çökelik, ne varsa bunun bir kısmını o talebelere verir. İşte anlattığı şekliyle bunların bütün yemeği, işte giyeceği, yakıtı, odunu, işte barınacakları yerler o köylü tarafından karşılanır. Ve tabii öyle çok yalnız lüks. Altan abi odun yoktu, tezek vardı. Hayır, bazı yerlerde odun da var. Mesela Bingöl tarafı dağlar. Bizim hep orada. Tabii. Şimdi mıntıka evet. Orada. Yani bizim mesela Midyat tarafında da dağlarda meşe odunları dolu. Yani Zaza mıntıkasında yine odun var. Olmayan yerlerde tezek. Yani yakıt. Atın neyse. Abi bunu bitirin de Zazaları açtın. Zazalara sorayım. Çok soru var. Çok hızlı geliyorum. Bu tabii çok önemli. Çünkü benim bizzat halkın desteği. Evet. Peki, sivil. Tabii sivil. Hı-hı. Peki halkın desteği dışında ağalar, beyler, şeyhler, emirler de destek vermez miydi? Bunlar da destek verirlerdi. Yani dönem dönem. Bunlar da mesela özellikle son dönemlerde bazı büyük beyler, ağalar bir kısmı siyasi sebeplerle halka şirin gözükmek için, bir kısmı da gerçekten Müslüman inançlı oldukları için bazen bir köyü medreseye vakfediyorlardı. Ve bizim bütün şeyhlerimiz, bunu ben iddiayla söylüyorum, %99'u fakir, en fakir Kürt köylüleridirler. Kendini ilme alıyor çünkü. Yani bir ağa değil, şeyh değil, bey değil. Çünkü beyin oğlu, işte ağanın oğlu, bilmem emirin oğlu. O kadar oğlu, dirsek çürütmüyor. Bu kadar gelip 12 sene o zor şartlarda, böyle şimdiki kaloriferli yurtlarda falan değil, bildiğin köylerde, ilkel şartlarda evet. O zorluğa dayanmaz. Onun için mesela Haznavi tarikatının kurucusu Şeyh Ahmed-i Haznavi. Suriye'de özellikle. Suriye'deki Bitlisli Şeyh Hazretlerin, yani Tağî Medresesi'nin halifesidir. Şeyh Abdurrahman-ı Tağî. Adıyaman Şeyh'i yine aynı şekilde Seyyid babası Seyyid Abdülhakim Arvasi. Şeyh Aliye Septi, Şeyh Said Efendi'nin dedesi. Şeyh olmamakla beraber büyük bir alim olması hasebiyle Saidi
Kürdi, Said-i Nursi. Said-i Kürdi niye diyorlar diye hemen kısa bir söyleseniz onu. Ben unuttum. Said-i Kürdi kendi imzasını Said-i Kürdi diye atmış İstanbul'a gittiği vakit. Bu kadar basit. Tamam. Said-i Kürdi diye de atmış. Sonradan Nurs köyündendir. Köyünün adıdır. Said-i Nursi diye de atmış. Nurslu Said. Cumhuriyet kurulduktan sonra da Cumhuriyet şimdi hepimize bir TC kimlik numarası verdi ya. O zaman da herkese bir soyadı vermiş 1934'te. Ölene kadar Said-i Nursi o devletin verdiği soy ismini kullanmadı. Çok enteresan. 1934'te çıktı soyadı kanunu. Kullanmadı. 1960'ta vefat etti. 26 sene devletin verdiği soyadını kullanmadı. Ben o soyadını biliyorum. Fakat kendi kullanmadığı için ve yayılmadığı için millet yine bilmesin, yaygınlaşmasın kullanmadı. Protesto etti. Said-i Nursi'nin kendi rızasıyla, kendi iradesiyle kullandığı tek soyadı Kürdi'dir. O diğer devletin verdiği soyadını ben de biliyorum. Ben de Altan abiye hürmeten söylemiyorum. Kullanmayan işi olmasın. Hayatını. Kendi kullanmamış. Evet. Nursi soyadını da bir kaçış yolu olarak şimdi kullandı. Şimdi ben şuraya kesinlikle geleceğim. Yani bunlar sivil yerlerdi. Ama yetişen bakın, büyük zatları sayıyordunuz. Bir müddet sonra ne oldu? Bir müddet sonra şimdi bakıyorsunuz Suriye'deki şeyhler de, Türkiye'deki Nakşibendi şeyhleri de 200 milyon dolar şu an tarikat sermayesi olan Türkiye'de tarikatlar var. Yani böyle bir polemiğe girip kavgaya girmek istemiyorum kimseyle. Ama bunların tamamı fakir köylü çocukları. Bir müddet sonra öyle bir durum oldu ki Cigerkun'a geleceğim şimdi. O köydeki bir ağanın, beyin, emirin tarikata vakfettiği, medreseye vakfettiği 5 bin dönüm, 10 bin dönüm, 20 bin dönüm araziyi bile bu şeyh çocukları sonradan tapu çıktığı dönemlerde kendi adlarına tapuladılar. Kendilerinin değil o haram. O medresenin, yani oradan gelen gelir, talebeler harcanacak. Vakıf gibi. Vakıftır vakıf. Evet. Hayır vakıf gibi değil, vakıftır zaten. Ama bu arazileri sanki o şeyhin şahsına vakıf edilmiş veyahut da verilmiş gibi bu şeyh çocukları bir müddet sonra ağalaştılar, tiranlaştılar, otoriterleştiler. Bir müddet sonra en sivil Kürt halkının temsilcisi iken devletle, iktidarla belli uzlaşmalara girdiler. Mesela Şeyh Said girmedi. İşte hayatıyla ödedi. Kamuran İnan'ın dedesi Seyit Ali İttihatçılara isyan etti. Şeyh Şahabettin, yani isyan eden büyük bir Nakşibendi geleneği de var. Sivil kalan, halka dayanan, devletle uzlaşmayan ciddi bir tarikat medrese geleneği var. Bir de uzlaşanlar var. İşte Cigerkun'un tepkisi özellikle yaşadığı Suriye'de, yani Rojava'da, Suriye Kürdistan'ında ve Kürt toplumu içerisinde bu yozlaşan, ağalaşan, devletle, daha öncesinde sultanla diyaloğa giren o yapılara karşı bir tepki gelişti. Ama bu hani dedin ya mesela Vahdettin topu taca attı, ben de biraz taca atmayayım. Yani Cigerkun'u mazur görme anlamında demiyorum. Çünkü ben Cigerkun'u iyi okudum, hemşerimdir. Yani bizim Tor, Turabdin mıntıkasından Midyat, Gercüş tarafından Hisarlıdır, Hesarelidir, hemşerimizdir. Çok güzel şiirleri var. Şiirleri çok güzel. Ve evet, eseri Jinanigariya Min diye hayat hikayesini anlatmış. Bütün toplumun o sosyolojik dokusunu anlatmış. Bir köyde kim kimle evlenmiş, kim kime aşık olmuş. Üzüm çeşitlerine, ağaçlarına, çiçeklerine, böceklerine bunlara kadar anlatmış. Yani çok önemli bir Kürt aydınıdır. Keşke, yani ben bir Müslüman olarak diyorum ki keşke Bediüzzaman gibi, Said-i Nursi gibi İslami kimliğini muhafaza ederek bu çarpıtılan İslam'a karşı bir tavrı olsaydı maalesef savrulmuştur. Onun da hükmünü Allah verecek. Tel Maruf Kamışlı, özellikle Tel Maruf, özellikle evet, Norçin, Tillo, Adıyaman Menzil, başka böyle medresenin yoğun olduğu... Bizim Van Erciş'te Erşad, Mela Abdullah Doğu Beyazıt. Tabii Doğu Beyazıt. Doğu Beyazıt tabii. Mehmet Celali. Bir de şey rica ediyorlar. Kimler yetişti bu medreselerden? Bildiğimiz insanları evet, sayabilir Molla misiniz? Molla Gorani yetişti. Ebu Suud Efendi yetişti. Osmanlı tarihinden. Osmanlı tarihinden evet, itibaren. Büyük Şeyhülislamların önemli kısmı Kürt medreselerinde bütün yetişti. Bütün aydınlar oradan yetişti. Evet. Bütün aydınlar. Günümüze gelişti. Ben bir şey daha söyleyeyim. O zaman Said-i Nursi yetişti. Said-i Kürdi yetişti. Şeyh Molla Said. Sadreddin Yüksel yetişti. Tabii. Bugün televizyonlarda gördüğümüz kelli felli insanların ilahiyatçıların büyük kısmı ondan Şeyh feyiz aldı. Şeyh Mahmud-i Berzenci, tabii. Şeyh Abdüsselam Barzani, Şeyh Ahmet Barzani, Molla Mustafa Barzani. Bunlar hepsi medresede. Yani bütün Kürt siyasal hareketlerinin liderleri de 1960'tan Küfrevi, Kasım Küfrevi. Bunlar. Evet, Küfreviler.
Şeyh Melik Fırat. Allah rahmet etsin. Allah Melik abiyi de buradan rahmetle yad edelim. Çok değerli bir abimiz, büyüğümüz. Ve aynı şekilde Halil Gönenç Hoca var değil mi? Tabii. Halil Gönenç Hoca hala hayatta. Allah hayırlı ömürler versin. Seyyid Abdülkadir vardı. Seyyid Abdülkadir, Şeyh Ubeydullah, Seyyid Tahai Nehli, Şeyh Sıbatullah Arvasi, Şeyh Ali Septi, Mevlana Halidi Şehrizori, muhteşem Kürtçe kasideleri vardır, divanı vardır bunların birçoğunun. Hiç okuyacaksınız diye soruyorlar. Haşim'in babası Allah rahmet etsin Seyyid Kadri, Kürtçe tasavvuf divanı vardır. Ben size mesela Meley Ciziri, Ahmed Ekhani, ben okuyayım mesela Meley Ciziri'den size. Medreselerle, tasavvuf ekolleriyle ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi bu anlattığımız Kürt medreselerinin hani köylüler tarafından finanse edildiğini söylüyoruz ama bu sonraki yıllarda ortaya çıktı. Aslında önce Kürt mirliklerin hepsinin, hatta geleneksel olarak söyleniyor, mirin sarayının, köşkünün sağ tarafında medrese, sol tarafında tekke vardı. Evet. Yani bir yandan mutasavvıflar irfan ile uğraşırken melalar da, müderrisler de dersle uğraşıyordu. Bunu söyledik bu, ama esas kaynağını Kürt köylüsü sonuna kadar devam ettirdi desteği. Bu imkan ortadan kalktıktan sonra sivil kaynak bunu çok müthiş bir şekilde doldurdu. Fakat bunun bir şeyi oldu. Kürt medreselerinin de ve Kürt mutasavvıflarının da müthiş bir hasbilikleri vardır, samimiyetleri vardır. Bakın, Türkiye son yıllarda, belki son 30-40 yılda tasavvufla bir şekilde irtibatlı olan bir takım yapıların nice skandallarına şahit olduk. Medyaya yansımış, gitmiş skandallarına şahit olduk. Ama Kürt medreselerinde sağlam bir eğitim almış bir molanın veya adını da koyalım mesela Menzil tarikatının, hani Kürt geleneğin devamı ya, geleneksel devamı, bunlarla ilgili herhangi bir skandal duymuyoruz. Çünkü ya bunlara girmiyorum. Skandal her yerde olur. Benim bildiğim çok skandallar var. Bu son Kürt dönem, onlara ben girmeyelim. Ben bilmediğim yani magazin yönüm de kuvvetlidir. Onlara girmeyelim. Tarikatlar birçok verdi kişiden oluşuyor. İnsanın olduğu her yerde olur. Ben bunu söylemek istedim. Ben kurumsal olarak bunu söylüyorum. Bir iki şey daha söylemek istiyorum. Bu medreselerle ilgili. Bunlardan birisi şudur mesela, Bediüzzaman'dan bahsederken çok enteresan bir kişiliği var. Hani bahsetti ya Vahdettin köylü. Şeyh Fethullah saymamışsınız, kızmışlar. Şeyh Fethullah Ankafi var. Şeyh Hamid Şeyh var. Şeyh Fethullah Verkanisi var. Şeyh Fethullah Verkanisi var. Çok yani var yani abi. Şimdi bunları saymakla bitecek kadar değil. Şeyh Fethullah Hamidi'yi de burada rahmetle analım. Çünkü 1. Dünya Savaşı yıllarında 10 bin Süryani'yi katliamdan kurtardı. Gayrimüslimlerin malı, canı ve namusu, ırzı haramdır, kimse dokunamaz diye fetva verdi. Allah rahmet etsin. Ve hala unutmadan söyleyeyim, birçok insan birçok kilisede Şefetullah'ın resmi vardır. Evet. Bizim tarihimizin yüz aklarından birisidir. Allah rahmet etsin. Amin. Bizim ailemizin de, benim babamın, dedesinin de çok iyi arkadaşıydı Allah rahmet. Televizyonda bir Hristiyan evinde gösterdiler, ben gördüm. Evet. Bir Hristiyan evinde bir papazın resmi var, onun şeyi şimdi var. Şimdi ben burada Bediüzzaman'la ilgili de bir şey söylemek istiyorum yeri gelmişken. Bediüzzaman'ın o direngen, yani asi demedim, direngen ruhu, dik başlı ruhu, onurlu ruhu daha talebeyken bile kendini göstermiş. Bu köylülerin medreselere verdiği yemeklere ratıp denir. Ratıp. Evet, ratıp. Yani talebe gider ratıp alır. Fakir gider ratıp alır. Fakir gider. Hayatı boyunca Said-i Kürdi ratıp almamış. Nasıl yapmış? Gitmemiş. Yani arkadaşları kim giderse ne yaparsa o kendi gitmemiş. Yani gidip de el açma, bir şey isteme. İlginç. Yapmamış. Çok ilginç bir karakter. Yani bunu da bir anekdot olarak belirteyim. Bir izleyicinin sorusu var. Ali Rıza Septi ile, yani Şeyh Said'in dedesiyle Kafkas Kartalı Şeyh Şamil ikse Mevlana Halid'in halifesi midir? Tabii Nakşibendidirler bunlar. Şeyh Şamil'in kendisi direkt halifesi değil. Şeyh Şamil'in şeyhi Mevlana Halid'in halifesidir. Yani o da Nakşi'dir. Ve enteresan bir durum, Çeçenler, Kafkaslar şu an Şafi'dirler. Tabii. Türkler Hanefi'dir, Çeçenler Şafi. Niye Şafi'dir? Şeyhleri Şafi. Yani Mevlana Halid Şafi. Burada medreselerin eğitimiyle de ilgili bir şey diyeyim. Okudukları bütün kitaplar Arapçaydı. Hani eğitim dili Kürtçe, Arapça bir şey oldu ya, bir karışıklık oldu burada. Ama hoca o Arapça anlattığı mesela hadis anlatıyor. Onu Kürtçe anlatıyor. Veya tefsir anlatıyor, okuyor tefsir. Kur'an-ı Kerim'den bir ayeti okuyor. Bunu talebeye Kürtçe anlatıyor. Hmm.
hadis okuyor, bunu Kürtçe anlatıyor. Mantık okuyor, mesela Arapça okuyor mantığın, işte İmam-ı Gazali'nin kitabını okuyor diyelim. Bunu talebesine Kürtçe anlatıyor. Dolayısıyla bütün o Arapça ıstılahların, felsefi, sosyolojik, edebi kavramların bir Kürtçe karşılığını bulup anlatıyor veya o kavramlar Arapça aslıyla Kürtçe'ye giriyor. Yani Kürt dilinin içine yerleşiyor onlar. Onun için bugün Kürt dilini en güzel kullananlar medrese mezunu mollalardır. Bir örnek verecektiniz. Bir şey okuyacağım. Ben size Melai Ciziri'den bir şiir okumak istiyorum. Yani kasideler okumak istiyorum. Yine Bediüzzaman, Allah rahmet etsin, Said-i Kürdi, Said-i Nursi diyor ki Mollai Camii'nin Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin, Hafız'ın ve Melai Ciziri'nin aşk makamındaki yerleri birdir, mertebeleri. Yani bunları eşit görüyor birbirlerine. Evet. Yani mutasavvuf, büyük bir mutasavvuf. Hafız'ı bilmeyenler için söyleyelim. Tabii Hafız, İran'ın ve evet, İslam tarihinin en büyük şairlerinden, alimlerinden birisi. Ben Hafız'ın mezarına da gittim. Ben mezarını ziyaret edemedim ama... Yok, ben evet, mezarına da gittim. Evet. Zülfü halan, nunu dalan, vanji mindil dil bir talan, goşe-i kavsi hilalan, dil jimin bir dil jimin. Sur şirini, nazenine, kuştum unakit yakine, ve bi çengale evine, dil jimin bir dil jimin. Mahiroyi, miski boyi, sur pelengi şeri koyi, ve bi zülfa şubhe goyi, dil jimin bir dil jimin. Bejnubala, tohu ala, min kirin vekra mitala, çiçeka terhini vala, dil jimin bir dil jimin. Nefis yani. Şimdi vatandaşın anlayacağı dile geçelim. Bunlar tabi tasavvufi olarak. Hayır, aşk biraz Altan abinin Kürtçesinin de şeyi var yani. Ha. Biraz şey Pervin Buldan'ın mesajı Kürtçe evet, okumasına yani benziyor. Gayet, gayet diyor, güzel. Şiirde ne diyor? Burada tabii bunu aldı götürdü. Dilcimin bir dilcimin. Ha, dilcimin bir dilcimin. Yani gönlümü aldı götürdü. Burada aşk makamıyla yani mecazla sevgiliye hitaben. Burada tabii ilahi aşktan hareketle dilcimin bir dilcimin dediği yüreğimi, gönlümü aldı götürdü, aldı götürdü. Bir Melai Ceziri ile Ahmet Han'ı da kısaca bir anlatalım evet, mı? Hemen. Tabii şimdi Melai Ceziri büyük bir mutasavvuf. Buyurun. Bir tane de bana okut. Tamam, okutacağım ama Türkçesini söyleyin. Tamam söyleyeyim ben sana Türkçesini. Melai Ceziri ile Ahmet Han'ı hemen kısaca bir evet, anlatalım kimdir? Valla ben bulsam o benim okumak istediğim siz şey. Siz de bulun bakın. Evet. Şimdi ben devam edeyim bakarken. Evet. Şimdi tabii Ahmet Han'ın diğerlerinden bir farkı var. Ahmet Han'ı bugünkü tabirle aynı zamanda bir sosyolog, aynı zamanda bir siyasal gözlemci, aynı zamanda bir mutasavvıf, aynı zamanda toplumla ilgili beklentileri olan bir kişilik. Yani farklı bir kişilik. Yani o mutasavvuf, yani sıradan tekkeye kapanmış bir şeyhin ötesinde, mesela işte Vahdettin de bahsetti, Nubahar'ı yazdığı vakit diyor ki bunu ben Kürt ağaları, beyleri, böyle güç, iktidar sahipleri için değil, Kürt çocukları için yazdım ki onlar dünyayı anlasınlar ve tanısınlar. Yani Nubihari Büyüçükan denilen eserini Kürt çocuklarına ithaf ediyor. Ve siyasi olarak da o gün Kürtlerin İranlılar, yani Persler, Türkler ve Araplar arasındaki sıkışmışlıklarından ve sürekli olarak kullanılmalarından büyük bir rahatsızlık duyuyor. Mesela bir yerde diyor ki ezmama de hikmete hudeyda, kurmancı de devlete dineyda, aya biçi ve çi buna mahrum, bil cümle cibo çi buna mahkum. Diyor ki ben Allah'ın hikmetine şaşıp kaldım. Kürtler dünyada, bu dünya devletinde, bu dünya talihinde acaba hangi yüzden böyle mahrum kaldılar? Yani ezildiler ve hepsi niçin mahkum oldular, böyle perişan oldular? Mesela bir yerde bir şey daha söylüyor yine aynı şekilde. Diyor ki galip nedir bu serme evrum, nedir buna harabayedi dest bum,
mahkûme aleyhi usâlik mağlûbu mûti'i türkü tâcik emmâ ezel hudî visâkir ev rûm-ı acem liserme râkir. Diyor ki bu Rumlar üzerimize galip olmazdı. Baykuş elinde harap olmazdık. Mahkûm, zavallı ve mazlum, Türk'e ve Tacik'e bağımlı ve mağlup olmazdık. Ama Allah ezelden beri böyle yaptı. Bu Rum ve Acem'i bizim üzerimize saldı. Kürtlerin arasındaki ittifaksızlıktan korkunç derecede rahatsızdır. Peki. Diyor ki mesela, gerde hebuyema ittifakek vekre bikre me enkiyadek. Eğer bizim bir ittifakımız olsaydı Kürtlerin, birbirimize bağlansaydık, Rum, Arap ve Acemlerin tamamı hepsi bizim kölemiz olurdu. Din ve devleti tekmil eder, ilim ve hikmet tahsil ederdik diyor. Bu Kültür Bakanlığı'nın, Türkiye yani Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın baskısıdır bu yani. Yani bunu özellikle şey yapalım, ifade edelim. Evet. Kültür Bakanlığı memurluğu. Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı'nın üzerinde yazıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yazdığı memuzinin orijinal. Ve bu benim okuduğum kısımlar 50 sene Türkiye Cumhuriyeti'nde yasaktı. Yani basımı yasaktı. Bunu Kültür Bakanlığı sansürsüz bastı. Teşekkür ederiz. Teşekkür doğru bir iş yaptı. Vaktin abi size okuyayım bu bölümü, evet, geçelim. Küçük bir şiir okuyayım yani, okumadan olmaz. Bence ama şöyle yapalım. Okuyup Türkçesini söyleyin. Daha evet. Ben Osman abinin yaptığı tercümeyi. Evet, Osman Tunç. Osman, Osman abiye de buradan, evet, saygılarımızı, tamam, sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletelim. Ya bu tabi, Allah sehergeha ezel yelmumi aşkı şu'leda. Nura cemala lem yezel zat-i tecellaya khuda. Zat-i tecella bu lizat behisum u asaru sıfat. Sırra hurufin aliyat khef bu de sitru perdeda. Zat-i mukaddes bu vücud coşiş neda bu behri cud. Vesfu idafatu kuyud yekji tecellaye neda. Husnu cemali khuest evin vekra diyek zat-i cevin. Nura kadim bu işku vin wan leki nazu işveda. Işka jnura la yezal husnu cemala be misal. İsnadi yelmumu şemal disa khali pervaneda. Husnu muhabbet her habu haqqu aşıqi zati khabu. Muhtaci husnek di nebu neklu rivayet be veda. برهان عقل او كر قياس اسم كمالات اندخاص اول الف بي بناس في نور او پرتو ودا او نور داي شوق و تاو عالم خياب و مادناو برق خواهيت بلاو رنگ رنگي برق و لمعه دا ديه üstün bir yaratılış anlatımı, irfani bir yaratılış, bütün bu varlığın meydana gelişini Allah'ın tecellisi olarak vasfeden müthiş bir yüksek şiir sanatının bir yüksek şeyidir. Üstad Bediüzzaman'ın Hafız'la Mevlana Celaleddin Rumi ile kıyaslaması, onlarla denk görmesi bir şey değildir. Yani bu gerçeğin ta kendisidir. Bunun Türkçesini de isterseniz okuyayım ama genel anlamı evet, budur. Yani genelde bir de tabii Ahmet Ekhani bütün bunları söyledikten sonra, yani evet, Allah'ın yaratılış, hikmet, kainat, insan, madde, kainat, bunların hepsini anlattıktan sonra diyor ki el kıssa ji hikmetete agah ferdek menedi tabi arakallah. Yani evet, kısaca diyor el kıssa, bu kainatın esrarı ve sırrı hikmetinden anlayan bir tek Allah'ın kulu görmedik diyor tebarekallah. Yani şimdi Altan abinin yani okuduğu Mela Ahmet Ekhani'nin Memuzi'nin girişinde Ahmet Ekhani'nin çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki yani Memuzi'ni yazmasının sebebini anlatırcasına adeta gerekçesi. Dâne becin kurd bey marifetin. Yani Kürtler irfandan, yani Kürtler asılsızdır, isimsizdir, tam irfanın şeyi değildir, marifetsizdir demesinler diye diyor bunu Kürtçe. Kürtçe tabii yazdım, evet. Bunun Kültür Bakanlığı'nın sansür basmasını gerçekten kutlamak lazım. Tabii. Altan abi bir soru var. Kürtler içerisinde Seyit var mı? Var tabii. Şöyle, Kürdistan'a yerleşen Seyitler var. Şimdi bu da tabii bu Yahudilik meselesine ben girecektim. Böyle zaman geçince girmedim ama bu yani birbiriyle bağlantılı. Mesela şimdi yine bir kısım laik seküler Kürt aydınları Kürt Yahudiler diye bir şey uydurdular. Ya Yahudi Yahudidir. Türkiye'li Yahudi var, Kürdistanlı, evet, Yahudi var, Almanyalı Yahudi var, Rusyalı Yahudi var.
Dolayısıyla Kürdistan'da da Yahudi vardı. Benim çocukluğuma kadar Diyarbakır'da Yahudiler vardı. Cizre'de Yahudiler vardı. Hı-hı. Urfa'da Yahudiler Cuhu vardı. Cuhu derdik biz onlara. Cuhu İngilizce'de de Jewish deniliyor. Evet, yani. Aynen. Yani dolayısıyla Kürdistanlı Yahudiler vardı. Şimdi Seyitler, Kürt Seyit. Hayır, Kürdistanlı Seyit kim? Peygamber Efendimiz'in soyundan olan ve Irak'tan, Hicaz'dan, siyasi baskılardan kaçıp Kürdistan'a sığınan Müslümanlar, peygamber torunları. Bunlar tabii ki Kürdistan'da çok sayıda var ve bunların en fazla yoğun olarak yaşadıkları yer de Midyat, Kerboran ve Kercos üçgeninde Becirman köyü. Yani en yaygın olarak. Sonra tabii onlarca köy var. Her tarafta var. Bitlis tarafında var, Ağrı tarafında var, dağılmış ama yoğun olarak bulundukları. Mesela Allah rahmet etsin, bizim Şerafettin Elçi Ağabey'in ailesi de Seyit'ti. Yani peygamber soyundandı. Çok sayıda bu tip bunun bir sebebi var. De galiba yani birçok sebebi var. Kürdistan'a sığınan Emeviler zamanında Ali Beyt'e yönelik baskılardan dolayı Seyitler, Emevilerin ve sonrasında da Abbasilerin Kürdistan'a ve İran'a sığınmak zorunda kaldılar. Afganistan'a İmam Rıza Meşhed'e gitti. Tabii Hindistan'a kadar evet. İmam Ahmet Faruk Serhat İmam Rabbani Serhat. Mesela keyfinden Pakistan'a gitti. Tahrik ederek sorayım. Yani kısaca bir Nursi Seyit midir? Var mı elimizde bir şey? Said-i Nursi'nin kendi hayatı boyunca ben seyyidim diye bir ifadesi yok. Böyle bir bilgi de yok. Ama sonradan bu Türk İslamcılar, ki bizim de bir hemşerimiz bunu uydurdu. Musul şeria sicillerinden şunu aldım, bunu aldım falan diye kendince belgeler ortaya koydu. Sırf Said-i Nursi Kürt yapmamak için, Kürt etmemek için bir seyitlik iddiası çıkardılar. Adamın kendi iddiası yok. Şimdi Altan abi de yani. Bilir, sen de bilirsin tabii. Kürtlerde seyyidin yani değeri başka insanlarla öyle o kadar kolay kolay mukayese edilemez. Tarihçi hayatta Bediüzzaman Said-i Nursi babasını anlatırken, babasının tarlaya öküzlerini çift sürmeye götürürken komşularının tarlalarından yemesin, o buğdayları yemesin diye ağzını bağladığını anlatır. Şimdi bu ne demektir? Bu babasının çiftçilik yaptığını gösterir. Kürdistan'da bugün bile bir seyide çiftçilik yaptırmazlar. Bu o kadar kolay değil. Vahdettin abi tam yerinden ve son noktayı koydu. Evet, peki, Nakşibendilik özellikle Kürtlerin milli tarikatı olararak biliniyor. Mevlana Halid'in Kürt olduğunu tabii zaten biliyoruz. Kürtler ve Nakşilik üzerinde bir yorum yaparsak nedir? Yine tarihsel kronolojiyi Altan abiye bırakalım ama benim söyleyeceğim şey yani Nakşibendilik tarikatının Kürtler arasında yayılmasının birinci sebebi elbette Mevlana Halid Şehrezuri'nin ya da Bağdadi'nin Kürt olması ve Kürdistan bölgesinde birçok halifeleri tayin etmesi bu şekilde yaygınlaşmış. Daha önce kadidir kendisi. Tabii o Zülcenaheyn'dir aslında. Yani iki tarikata birden bağlı olup onları temsil etme yeteneğine haiz olan şeyhlere, halifelere Zülcenaheyn denir. Bunlardan bu da onlardan biridir. Mevlana Halid-i Bağdadi Şehrezuri çok etkili bir şahsiyettir. Çünkü Hindistan'a gitmiştir, oralarda feyiz almıştır, oradaki tasavvuf ekollerini incelemiştir. Belki de bildiğimiz o Hindu mistizminden de istifade ederek bir İslami tasavvuf anlayışı geliştirerek Kürdistan'da bunu yaymıştır ve Kürtler arasında büyük bir yaygınlık kazanmıştır. Ama buna bir parantez koyalım. O Hindu meselesine ben itiraz ediyorum. Yok şu anlamda yani. Bunu da yine birçok yani hariciler, selefiler ve oryantalistler söylüyor. Benim itirazım var ona. Etkilenme kötü bir şey değildir her zaman. O medeniyetler de mutlaka bir irfani boyutları vardır. Tabii ki Mevlana Halid-i Bağdadi onu süzgecinden geçirmiştir. Çünkü orada bir gelenek vardır. Müslümanlar onları etkilemişlerdir. Onlar da Müslümanları etkileyebiliyorlar pratikte. Bu doğal bir şeydir. Ben buna karşı değilim yani dini anlamda. Çünkü dindarlık, dini hayat tarzı ile dinin kendisi birbirleriyle irtibatlı olmakla beraber farklıdır. Çünkü suyun bir kaba girmesi gibi bir şeydir. Kabın rengi farklı olabilir pekala. Şekli farklı olabilir. Dolayısıyla ben böyle bir etkilenmeyi olumsuz saymıyorum. Biz bugün batıdan etkilenerek, batının bilimsel kazanımlarından etkilenerek İslam'ı yorumlayabiliyoruz. İşte benim ona mülahazat diyelim. Yani itirazdan bir da şey ziyade edelim, daha da yumuşatalım. Mülahazatlarım var. Evet. Şimdi Kürtlerde
tasavvuf yayılmıştır o dönemde birçok yerde de. Mesela Kuzey Afrika'da da mesela yoğun bir tasavvufi etkileşim vardır. Bu hayat tarzıyla... Tabii Şazeliler ve Sunusiler tabii, bütün bir Kuzey Afrika'yı organize ettiler. Biraz yatkınlıktan kaynaklanan bir şeydir. Şimdi mesela Kürtler normalde son derece haşin insanlardırlar. Coğrafyalarından kaynaklanan bir şeydir. Yani, katılıyor musunuz? Haşindirler ya, katılmamak elde değil yani. Bitlisler hariç ama. Peki onlar nasıldırlar? Büyük bir dini eğitim altında biz de derlerdi ki yani Bitlisler daha mülayim. Yani evet. O Van Gölü Havzası daha böyle o İslami... Bu şu demek şimdi Kürdistan evet. Coğrafyası bir yandan 5000-6000 metrelik Ağrı Dağı hemen dibinde Iğdır Ovası, Doğu Bayezid Ovası veya Supan Dağı'nın yanında hemen Van Gölü çok yüksek tepelerle çok alçak vadilerin olması bir yerde mülahim bir karakterin olmasını da gerektiriyor. Haşim bir coğrafya aslında huşunet içinde bir mülahimlik de taşır. Dolayısıyla bu haşim kavmin ulemasındaki o huşuneti göre Bediüzzaman'ın mesela biraz önce sözünü ettiği bu karakterinden bahsettiği el açmamayı, tenezzül etmemesi farklı bir, bu sadece orada değil, kimlik almamıştır. Mesela başındaki sarığı çıkarmamıştır. Bu kafayı kesersiniz ama bu sarığı alamazsınız. Bu müthiş bir karakterdir. Aynı şeyi Hamed Ebu Zehra İbn-i Teymiye kitabında şöyle diyor. Diyor ki İbn-i Teymiye diyor Kürttür. Çünkü ya ben o zaman sorayım İbn-i Teymiye ondan sonra Mısır'daki meşhur evet. Abdülsamed bunlar Kürt müdür? Hayır, ben İbn-i Teymiye'nin Kürtlüğünü anlatmak için Kürtlüğünü anlatmıyorum. Sadece huşunet o haşin karaktere örnek vermek için. Hamed Ebu Zehra diyor ki İbn-i Teymiye Kürttür. Çünkü diyor mezhepler tarihini yazdı. Çünkü evet çünkü çok sert bir karakteri vardı. Çok itiraz ediyordu. Bediüzzaman da diyor ki beni İstanbul'un hassas mizanıyla değil tartmadım. Kürdistan'ın kantarıyla tarttın. Öyle söylüyor İstanbul'a geldiğinde. İstanbul'un medenilerin hassas diyor mizanıyla değil Kürdistan'ın kantarıyla tarttın. Sizin buralarda bu terazilerde medeniyet dediğiniz şey bizim oralarda dalkavukluktur diyor. Dalkavukluktur yani, diyor. Öyle şey vardı. Bir diğer sözü de ben söyleyeyim. Ben diyor mutlak hürriyetin beşiği olan Kürdistan dağlarında dünyaya geldim diyor. Bana hiddet kar etmez. Hiç evet. Öyle bağırıp çağırmayın. Bana bunlar tesir etmez. Ben o yerlerde doğdum. Dolayısıyla Kürtlerin huşuneti müsellemdir. Bu kesinlik kazanmış bir şeydir. Fakat bu huşunet içinde de bir mülayemet taşıyor. Diyelim biraz evet. Osmanlıca. Bir yumuşaklık taşıyor ve o yüzden zülcenahayn olmuşlar. Sert melaların yanında... Arif şeyhler de Kürdistan'da çok yaygın. Bu Hindi mistisizmine bayağı bir tepki geliyor bilginiz olsun. Benim yani ona bu, şeyim var yani. Bu, ben anladım yani bu itirazların itiraz ettikleri şeyi kastetmedim. Ben sadece tabii. Bu yani mesela bizim İslam geleneği dediğimiz şeyler, medreseler, şunlar bunlar yani etkilenme olmamış. Aristo mantığı okuduk biz medreselerden. Şimdi ben biraz bu şeyden kronolojiden bahsedeyim. Şöyle onu bahsedelim ondan sonra Cumhuriyet dönemine geçelim. Sonra en son bölümde sevgili seyirciler Altan Tan'la ilgili sorduğunuz bütün soruları kendisine son bölümde yani biz programı 2:15 gibi kapatmayı düşünüyoruz. Son 10-15 dakika içerisinde hızlı hızlı soracağım hızlı hızlı cevap alacağız. Yani ben soruları konunun programın ahengi bozulmasın diye sormuyorum en son soracağız onları. Şimdi Nakşibendilik ve Kadirilik tabii Kürdistan'ın en eski tarikatları bir de rufailik de var bizde. Yani göz ardı edilmesin. Rufailik var, kadirilik var ve nakşibendilik var. Tabii son dönemde nakşibendiliğin yayılmasının birkaç sebebi var. Bunlardan birincisi nakşibendiliği Kürdistan'da yayan en önemli şahıs Mevlana Halidi Bagdadi. Mevlana Halidi Şehrizori. Yani Şehrizor mıntıkası bugünkü Süleymaniye. Şehrinin olduğu mıntıkadır. Şehrizori ismini de kullanmış. Bagdadi ismini de kullanmış. Ama mezarı da Şam'da. O evet. Da enteresan. Allah rahmet etsin. Genç denilecek bir yaşta vefat etmiş. 50-51 yaşında vefat etmiş. Ama çok önemli bir şahsiyet. En önemli özelliklerinden birisi de 60 civarında kişiye halifelik vermiş. Hani bazen derler ya bir talebe çok öğrenciyi sınıf geçiriyorsa dersi pek iyi değil. Yani herkese iyi not ama çok enteresan bir şey. Mevlana Halid'in bütün halifeleri böyle kutup dediğimiz yani yıldız dediğimiz şekilde çok iyi eğitilmiş. Çok dirayetli ve ondan sonra tarihe topluma damga vurmuş insanlar. Mesela kimler bunlar? Bir en önemli halifelerinden birisi Seyyid Taha-i Nehri. Evet.
Yani Geylani ailesinden, Şeyh Abdülkadir Geylani'nin torunlarından, Hakkari'de, Şemdinli'de, Seyyid Taha-i Nehri, oğlu Şeyh Übeydullah, torunu Seyyid Abdülkadir, Kürt Tali Cemiyeti'nin başkanı ve Mustafa Kemal, Diyarbakır'da idam etti Seyyid Abdülkadir'i. Osmanlı Şura-i Devlet verdi. Azası. Reisi. Yani azası, çok önemli bir şahıs. Senato başkanlığı yapmış bir şahıs. Ama Cumhuriyeti asıyoruz. Cumhuriyette idam ediyor. Yani bir, Seyyid Taha-i Nehri. Böyle bir aile. İki, Şeyh Abdüsselam Barzani. Yani Mesud Barzani'nin amcası olan Şeyh Abdüsselam değil, onun dedesi olan Şeyh Abdüsselam ve Şeyh Taceddin. Bunlar da yine Seyyid Taha'nın ve dolayısıyla Mevlana Halid'in. O da asılmış Mısır'da değil mi? Şey Abdüsselam. Mesud Barzani'nin amcası Şeyh Abdüsselam Mısır'da idam, şeyde Musul'da. Musul'da idam edildi. Evet. Ama bu benim bahsettiğim Abdüsselam, idam edilen Abdüsselam'ın dedesi olan Abdüsselam. Birinci Abdüsselam ve onun babası Şeyh Taceddin. Bunlar da yine Mevlana Halid ve Seyyid Taha dergahına bağlı. Yani Barzaniler. Üçüncü bir önemli halifesi, bu 60 halifesinin 30'a yakını Kürt, 30'u değişik kavimlerden. Şeyh Said'in dedesi, meşhur işte kıyam eden Şeyh Said'in dedesi Şeyh Aliye Septi. Çok önemli bir şahsiyet. Evet, halifesi. Evet, halifesi. Mevlana Halid'in. Yine o silsilenin Seyyid Taha koluyla devam eden Necip Fazıl Kısaküre'nin şeyhi Seyyid Abdülhakim Arvasi. Onun amcası Seyyid Fehim Arvasi. Kamurayna'nın dedesinin dedesi Şeyh Sıbgatullah-ı Arvasi. Hizan. Aynı şekilde Norşin şeyhleri, Şeyh Abdurrahman-ı Tahi. Daha sonra Okhin şeyhleri Şeyh Fethullah-ı Verkansi. Şeyh Abdurrahman-ı Tahi'nin oğlu Şeyh Hazret Şeyh Muhammed Diyauddin. Ondan sonra Suriye'de Şeyh Ahmed-i Hıznevi, Menzil Tarikatı Seyyid Abdülhakim, Bilvanisli Seyyid Abdülhakim, evet. Yani Menzil, Adıyaman'daki esas, Baykanlı, Baykanlı, yani Siirt Baykanlı, Bilvanis köyünden. Bunlar hep bir silsile. Bunlar Kürt olanlar. Özür dilerim, yani bu silsile bugün aslında Fatih Çarşamba'yı da... İşte şimdi oraya geliyorum. Tamam, şimdi önce Kürtleri tamam. Söyledim. Sonra Şeyh Şamil'in şeyhi, bizzat Mevlana Halid'in halifesi. Şeyh Şamil de aynı gelenekte. Kafkas Kartalı. Ve enteresan bir şey, Seyyid Taha-i Nehri ve Kamurena'nın dedesinin dedesi Şeyh Sübatullah-ı Arvasi asker topluyor, mürit topluyor, silah topluyor, erzak ve para Şeyh Şamil'e Kafkas cephesinde destek veriyor. Aynı tarikat dayanışması, Nakşibendi, evet, Nakşibendi dayanışması. Yani bunlar tarihen sabit. Birlikte çarpışıyorlar. Allah rahmet etsin Melik abi, biz hepimiz amcazadeyiz derken sanki ırken amca oğullar gibi bir röportajında anlaşılmıştı. Sonra anlattı, dedi ki bu tarikatlar hepimiz amca çocuklarıyız. Bir geleceğiz şimdi İstanbul'a. İstanbul'da şu an en önemli dergahlardan birisi İskenderpaşa dergahı. Evet. Yani Gümüşhanevi tekkesi. Bunların da yine ilk şeyhi, yani silsile-i teratiple mesela Allah rahmet etsin Esad Coşan, onun işte kayınpederi Şeyh Mehmet Zahid Kotku, ondan evvel Şeyh Abdülkerim Bekkine, Abdülaziz Bekkine. Abdülaziz Bekkine, ondan evvel işte Gümüşhanevi, böyle silsile halinde. Onlar da yine Mevlana Halid'e dayanıyor. Yine, evet, aynı şekilde. Yine İstanbul'un, yani şey için, İstanbul için anlatıyorum bunları. En önemli bir diğer Nakşibendi dergahı Mahmud Efendiler, yani Mahmud Efendi tekkesi, o da aynı kola bağlı ve Erenköy cemaati. Yani topbaşlar Şeyh Esat Erbili Hazretleri, evet. Şeyh Esat Erbili ve biliyorsunuz Menemen hadisesinde öldürüldü. Yani hastayken zehirlendi, oğlu idam edildi. Evet. Şeyh Esat Erbili'nin şeyhi de, yani onun icazet aldığı şeyhi de yine Mevlana Halid'in halifesi. Yani şu an bütün Kürdistan'daki Nakşibendi tarikatları da İstanbul'daki Mahmud Efendi, İskender Paşa, Erenköy ve Erenköy, bunların da yine birleştiği nokta Mevlana Halid. Bunların hepsi. Şimdi işte bunları bilmeden, bunları görmeden. Dolayısıyla bu kardeşliği çok iyi. Tabii. Mesela yani burası. Bunlar bu aynı. Son derece önemlidir. Yani mesela bu aynı Pınar'ın sürüleşmiş, aynı annenin memesinden süt emmişler. Yani Selahaddin Eyyubi ile Nureddin Zengin'in beraberliği gibi Şeyh Fahattin. Aybars'ın. Evet. Aybars'ın. Şeyh Fahattin'in Nakşibendi ile
Mevlana Halid'in şeyi de enteresan bir yani şey. Yani Şeyh Şamil'e Hakkari'den, Van'dan, Bitlis'ten müritler Kafkas Savaşı'na gönderildiler. Şeyh Şamil'e destek olsun diye aynı tarikat. Dolayısıyla işte böyle bir kronolojik bir bağ var. Bu arada Kürdistan'da da epey Çeçen var aslında. Bizim oralarda bayağı da o var. 1878 sonra... işte Kafkasya'daki savaş Rus harbinden burada sonra şeye 1864'tekinden. Şeyh Said Kıyamı'na geçelim mi? Evet, Şeyh geçelim. Said Kıyamı İslami midir, Kürdi midir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Şeyh Said Kürtçe konuşan. Zazaca mı Kürtçe mi? Şöyle. Şeyh Said'in ailesi, ben bir bilgi de vereyim o konuda. Zazaca yani, Kürtçe diye soru sorulur mu? Açacağım şimdi. Kurmancı ve Zazaki. Kurmancı ki Zazaki soran iyi, doğran iyi. Evet. Açacağım şimdi Şeyh Said'in ailesi, yani o ailenin esas kurucusu Şeyh Said'in babasının babası, yani dedesi Şeyh Aliye Septi. Şeyh Aliye Septi kim? Diyarbakır ile, yani Diyarbakır'ın Bismil kazası ile Mardin'in Savur kazası arasında Çılsıtun köyü. 40 direk köy. Çılsıtun köyü şu an Savur'a bağlı. Bismillah Savur arasında, Mardin'e bağlı, Savur'a bağlı. Ama Diyarbakır'la Hudut köy, son köy. Yani onun için bir dönem Diyarbakır'a bağlı ama bugün Savur'a bağlı. Çılsıtun köyü. Bu Çılsıtun köyünden Şeyh Aliye Septi. O köyden çıkıyor, Diyarbakır medreselerinde okuyor. Ulu Cami etrafındaki medreselerde, diğerlerinde. Şam'a gidiyor. Hatta Mevlana Halidi'nin Hindistan dönüşünde Diyarbakır'da onun misafiri olduğunu söylüyor bazı kaynaklar. Ve bu şekilde tanıştıklarını söylüyor. Burada parantez açabilir miyim? Şeyh Said ailesinin biraz önce dediniz ben ya. Ben hemen anlatacağım. Şam'da icazetini aldıktan sonra şeyhi onu Palu tarafına yolluyor. Elazığ Palu. Palu'dan evleniyor. Yani oradan evleniyor. Çocukları oluyor. Ve mezarı Palu'da şu an. Yani ailenin ana kolu şu an Tekke. Ve Şeyh Aliye Septi'nin mezarı Palu'da, Elazığ Palu'da. Daha sonra Şeyh Said'in babası olan oğlu Şeyh Mahmud Hınıs'a gidiyor. Daha sonra ailenin, yani Şeyh Mahmud'un çocuklarının bir kısmı, Şeyh Said'in üç kardeşi, Şeyh Tahir, Şeyh Mehdi ve Şeyh Abdurrahim. Bunlar Diyarbakır'ın Piran, Dicle ilçesine gelip yerleşiyorlar. Ailenin bir kısmı Bingöl tarafına yerleşiyor. Bir kısmı Erzurum'un Tekman kazasına, Karaçoban, Karayazı kazalarına. Ama şu an ailenin ana damar olarak merkez Palu ve Hınıs. Kolhisar. Yani iki ana merkez. Üçüncü merkez Diyarbakır Piran. Şu an Hınıs Belediye Başkanı Şeyh Said'in torunu. Erzurum Tekman Belediye Başkanı Şeyh Said'in torunu. İlçesinin Belediye Başkanı Şeyh Said'in torunu. Yani Şeyh Said ailesinin şeyi bu. Kıyamet ailenin yani. Palu'da olan kısmı Zazaca konuşuyor. Piran'da olan kısmı Zazaca konuşuyor. Hınıs'ta ve Erzurum'un diğer ilçelerinde olanları Kurmancı konuşuyor. Tamam, Zazalar kimdir? Hemen kısa ama bir şey ama ailenin büyük bir kısmı Kurmancı'yı da Zazaki'yi de biliyor. Zazalar kimdir diye çok soru var. Evet. Kısa bir şey söyleyin, orada Şeyh Said Kıyamet'e devam edelim. Kimdir? Abi Zazalar... Önce Zazalardır. Yani bunun kimse itiraz etmez. Demilidir yani. Evet. Nevzat da Zaza değil. Biliyorum. Yo, ben Nevzat... ben de şöyle. Baba tarafı Zaza, anne tarafı Kurmanç, hanım tarafı Türkmen. Ben de bir şey... Abi şimdi şöyle... Türkiye'de... Şimdi çok ataerkil bir şey olacak ama yani Zazalıktan kaçma. Yok ben kaçmıyorum. Zaza, esas Zaza. Hayır ben kaçmıyorum. Zazalık, Zazalık yani Zaza ile Kurmanç'ın... Evliliğinden doğan çifte su verilmiş Kürt oluyor. Sağlam yani. Evet. Onun için sen ondan... Senin kaçacağın hiçbir şey yok. Hayır, Zazalar kimdir? Gerçekten çok soruyorum. Abi sorular. Zazalar şöyle bir şey söyleyeyim. Son zamanlarda siyasi bir söylem olarak Zazaların... Ben kısaca anlatayım. Çünkü Şeyh Said isyanıyla veya Şeyh Said'in kıyamıyla... Siz isyan diyorsunuz. Kıyam... Yok ben lafın gelişi. Kıyam. Ben kıyam diyorum. Şeyh Said'in kıyamı diyorum. Hiç de isyan değildir ama literatürde... İslami ağzında... bir tabir kıyamdır. Baş kaldırı. Efendim şöyle zülme bir şey var. Kemalizme baş kaldırı. Evet. Son zamanlarda Zazaların Kürt olmadıkları şeklinde bir söylemin yayıldığını hepimiz biliyoruz. Epey bir kesim de böyle düşünüyor ama ben bunu şuna benzetiyorum. Bir örnek vermek gerekirse Sünnilikle Alevilik gibi bazı Aleviler Türkiye'de İslam denince Sünniliğin algılanması, Sünniliğin düşünülmesi, namazın, orucun akla gelmesinden dolayı biz Sünni değiliz
der gibi biz ya Müslüman değiliz. Daha kısa bir şey yani ibarede bulunalım. Yani İrani Ari topluluklardır. Yok yok, bu şunu bir yere doğru götüreceğim. Evet. Yani ben Sünni değilim demek isterken ben Müslüman değilim diyen bir takım Aleviler var. Yani bu aslında kastettiği budur. Şimdi Türkiye'de de Kürt dediğimiz zaman tek bir dil konuşan Türkler karşılarındaki her milleti tek dil konuşur zannediyor. Bir şey geliyor. Hayır, Türkler de tek dil konuşmuyor. Değildi ama Azeriler var, Özbekler var, Kırgızlar var, Kazaklar var, Uygurlar var. Birbirini anlamıyorlar. Evet, yani Kırgız, Kazak, Uygur, Tacik. Anlamazlar. Türkmen değil. Birbirini anlamıyor. Efendim, Tacik ayrı tabii. Kısaca Zazalar kimdir? Kısaca Zazalar, kısaca Zazalar Nevzat'tır. Zazalar, Kurmancılar, Soranlar, Goranların hepsine Kürt denir kardeşim. Çünkü Zazalar kendilerine Kırt diyorlar birçok yerde. Birçok yerde Kırmanç diyorlar. Kırdas. Diyor, Kırt. Kendilerine Kırt diyorlar. Bize Kırmanç, Kırdas. Kırdasi diyorlar. Dersim'de evet. Kendilerine Kırmanç diyorlar. Bize Kırmanç diyorlar. Bir harf şeyi vardır. Bunu fazla uzatmanın alemi yoktur. Yani. Demirler, Zazalar kimdir? Açıkladık. Yok bunu ayrı bir gün tartışırız. Tamam, Fesek kıyamına gelelim. Evet. Ama kimseyi memnun da etmeyeceğimiz belli. Şimdi tweetler gelecek. Valla ne kadar eleştiri varsa Vahdettin'e. Bingöllüler şimdi saldırıya geçecek biliyorum. Yani Bingöllüler, Gergerliler, Muçvartolular yani. Neyse Şesek. Ben bir gün şeyi anladım. Ben fazla bir şey söylemedim. Ben bir yazıda. Kendimi temize çıkarayım da burada. Bir yazıda Merduhi'den aktarma. Tarihi Merduhi. Evet, İran. İran. İranlı orada diyor ki bugünlerde yani şu anda Kürtler arasında güneşle, Tavus ile, Melek-i Tavus ile irtibatlı bütün kelimeler, uygulamalar eski ezidilikten kalma geleneklerdir. Bunu anlatmak için bir şey söyledim. Bizim Tavuz'i diye bir aşiretimiz var. Tavus. Bingöl'de. Bingöl'de Tavus var. Yani ben de muhtemelen dedim bu da oradan geliyor dedim. Bu isimlendirme de oradan geliyor. Ama sen nereden çıkardın? Hiçbir bağ yok ki fukara ben, Tavusları. Yoktur tabii. Yoktur sadece o benzer. Bingöl'leri iyi ki seni linç etmemiş. Programın çok az süresi kaldı. Şeyh Said Kerem'in anlatalım sonra. Altan Bey'i teleteyim yani soruları ben sonra. Bana sorma bu gece. Bu çıkarttım. Gece siyasi bir şey sorma. Boşver böyle kapatalım. Söz verdim ama. Millete söz verdim. Söz verdim kaçayım ben. Yok, hiç yapmadığım bir şey. Şeyh Said Kıyamı'nı hemen kısaca geçelim. Yani Şeyh Said Kıyamı tek kelimeyle Müslüman Kürtlerin Kemalizmi olan başkaldırısıdır. Burada birinci itiraz halifeliğin kaldırılması, şer'i hükümlerin devre dışı bırakılması, İttihad-ı İslam'ın dağılması yani Müslüman birliğinin Türklerle Kürtlerin en büyük ortak paydası olan İslami hükümlerin zedelenmesidir. Şimdi burada şöyle bir tartışma başlıyor. Efendim Şeyh Said Kürt milleti için mi, Kürt dili için mi, kimliği için mi isyan etti yoksa İslam dini için mi? Şeyh Said Kürttü, Kürtçe konuşuyordu. Bütün etrafındaki bu isyana katılanların da kahir ekseriyeti, Kurmanç, Zaza neyse Kürttü bunlar. Ve tepkisi Kemalizmin yeni rejimineydi. Hı hı. Bu yeni rejiminin özellikle dinle ilgili kısımlarınaydı. Yani mahkemelerde var bunlar. Ama aynı zamanda tabii ki Kürtlük de yasaklandı. Kürt kimliği de devre dışı bırakıldı. Müslüman Kürtlerin dini bir retorikle Kemalizme olan itirazları. Yani kısaca yani. Ben de burada kısa bir şey söyleyeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Şeyh Said'in kıyamına katılan az sayıda da olsa Türk vardır. Yani Ergani'de, Maden'de Türkçe konuşan. Hı hı. Ve kendini Türk kabul eden mesela Erganili Şevki Bey gibi değerli aydınlar da vardır. Bunlar da Şeyh Said'e destek vermişlerdir. İslami bir bütünlükten dolayı. Bunu da söylemek lazım. Yine aynı şekilde çok sayıda Kürt Şeyhi ve Mollası da Şeyh Said'i desteklememiş. Kemalistlerin yanında durmuştur. Yüzlerce Kürt ağası da, feodali de, beyi de yine Şeyh Said'in yanında değil Kemalistlerin yanında yer almıştır. Seyit Rıza bunu da anlatmak lazım. Desteklememiştir yani. Değil mi Seyit Rıza? Seyit Rıza da desteklemedi Şeyh Said. Şimdi yani. Şöyle bir şey var. Bu Şeyh Said kıyamı ile ilgili ağzımdan isyan kelimesi çıkarsa bu tamamen alışkanlıktan dolayıdır. Bir anlam yüklemeyin. Evet. Hiçbir anlam yüklemeyin. Şeyh Said kıyamı Malazgirt'te, Çaldıran'da Kurtuluş Savaşı sırasında, o kuruluş sırasında bildiğimiz ve büyük bir güç ve enerji sağlayan o Kürt-Türk ittifakını sağlayan İslam'dan uzaklaşıldığını görmesi üzerine bize müsaade anlamına gelecek bir kıyamdır ve Kürt kıyamıdır. Yani Zazaların da Kurmancıların da orada Kürdistan'da yaşayan Türklerin de katıldığı bir kıyamdır. Rejimin o günkü rejimin Şeyh Said kıyamını
gözden düşürmek veya etkisiz hale getirmek için içeriye ve dışarıya verdiği iki enteresan mesaj vardı. Önemli. Bu çok önemli, evet. İçeriye verdiği mesaj Türklere diyor ki bu bir Kürt isyanıdır. Maksadı bölücüdür, vatanı parçalayıp götürecektir diyor. Türklerin uzak durmasını sağlamaktır. Avrupa'ya, o günün düveli malzemesine de basın aracılığıyla bir hilafet ve irtica meselesidir diyor. Böylece Şeyh Said Kıyamı'nı bloke ediyor. İçeride Türklerin desteğini kesiyor. Dışarıda da Batı şundan anlar. Yani Batı kendi kavramsal dünyasında yeri olmayan bir olayı anlamakta zorlanır. Yani Batı dine yönelik bir kavramı mesafeli durur. Din ile ilgili bir kıyamla mesafeli durur. Ama o gün Kürt kıyamidir, Kürt kalkışması dese Batı arkasında dururdu. Ve rejim burada çok uyanık davranıyor. Kesinlikle Şeyh Said'i bu şekilde o dinamiklerin birçoğundan yoksun bırakıyor. İçeride tabii Kürt ağaları, feodalların ihaneti var. Bazılarının mesela Said-i Kürdi'nin de çözüm olamayacağını, bence Said-i Kürdi bu fiili desteği yapmamasının sebebi şudur. Arapça bir deyim vardır. Men la yudrek kulluhu la yutrek culluhu. Tamamı elde edilemeyenin bütünü terk edilmez. Şimdi ümmet, hilafet kavramını, ümmetin birliğini savunuyoruz ya, bütünlüğünü savunuyoruz. Müslüman olarak bu doğal bir şeydir. Ama bunu savunmanın yolu mevcut küçük bütünlüğü parçalamak da değildir. Bunu elde tutmak lazım ki öbürüne adım at. Biz onun için diyoruz Kürt-Türk İttifakı. Mevcut bir gönülsüz de olsa ya da sorunlu da olsa bir beraberlik var. O halde bunu gönüllü, sağlam temellere dayanıp bir ittifaka dönüştürelim ki Araplarla, Sünnilerle, Şiilerle o evrensel İslam birlikteliği koruyalım. Üstad Bediüzzaman bugün yaşanan, o gün için yaşanan o soğukluğun geçici olduğunu, ileride bunun çok faydalı şeylere gebe olduğunu düşünerek bu şekilde mesafeli durmuştur. Çünkü ümit var olunuz, şu istikbal inkılabatı içerisinde en yüksek yursa da İslam'ın sadası olacaktır. Ben bunu çok kısa iki noktanın altını çizmek istiyorum. Çok kısa bu mevzuyla alakalı. Aynen Vahdettin'in hatırlatması çok önemli. Kemalistler büyük bir algı yönetimi gerçekleştirdiler burada. Olayları çarpıştırdılar. Türkiye kamuoyuna bu bir bölücülük, Kürtlerin bir Kürdistan kurma ve Türkleri vurma, ayrılma hareketidir diye anlattılar. Niye? Türk halkı da Müslümandı. Eğer bunlar Müslümandır, Nakşibendi Şeyhidir, bunlar İslam için ayaklandılar deseydi, baş kaldırdılar deseydi, Karadeniz'de, İç Anadolu'da, Marmara'da, Akdeniz'de birçok yerde Müslüman Türkler, Müslüman Kürtlerle birleşip sisteme karşı bir tavır koyacaktılar. Onun için içeride bu bir bölücülüktür, bu bir ayrılıkçı harekettir tezini işledi. Avrupa'ya karşı, dışarıya karşı ise bu bir Kürt hareketi değil, bu bir irticadır, gericiliktir, yobazlıktır, İslamcılıktır diye anlattı Avrupa'ya. Dolayısıyla içerideki Müslüman Türklerin desteğini de kesti, dışarıdaki desteğin de önünü kesti. Bu bir. İkinci hatırlatmak istediğim, dedim ya Şeyh Said Müslüman, yani Şeyh Said'in kıyamı Müslüman Kürtlerin Kemalizme, rejime bir itirazlarıdır, başkaldırılardır. Çok sayıda Müslüman Türk de bölgede yaşayan bu harekete destek vermiştir. Erganili Şevki Bey örneğini verdim. Aynı şekilde yine laik, seküler, milliyetçi Kürtlerden de özellikle Azati Örgütü üyesi Kürtler de Şeyh Said hareketine katılmışlardır. Yani onlar da Kürt kimliği. Mesela kimdir bunlar? Bafet Ujo'dur. Yani Hacı Akti. Tabi ismiyle müsemma. İki, mesela Doktor Fuat'tır. Yani bunlar daha laik insanlar. Bir de mesela Şeyh Said'in katipliğini yapan Liceli Fehmi Bilal'dır. Evet. Yani bu da yine laik, Kürt milliyetçisi. Ateisttir değil mi kendisi? Daha sonraki dönemlerde ateisttir. Yani Liceli Fehmi Bilal. Yani dolayısıyla tarihi bizim doğru okumamız lazım. Evet, İslami bir başkaldırıydı. İçinde Müslüman Türkler de vardı. İki, Kürt milliyetçi, laik, seküler, son dönemlerde hatta bir kısmı ateist olan Kürt aydınları da vardı bunun içinde. Bunların hepsini doğru olarak görmek lazım. Olduğu gibi yani o kanadı da bu kanadı da birlikte anlatmak lazım. Müslüman Kürtlerin Kemalizme başkaldırısı. Şimdi itiraz. Hemen son kısma geldik. Çok fazla zamanımız yok. Altan abi, direkt soracağım.
Ya diyorlar ki Altan Tan'ın bu kadar Müslüman bir kimliğiyle HDP'de ne işi var? Allah'tan ya, benim öyle bir durumum 30, yok. 30-35'e yakın sorunun ortak özelliği bu. Şimdi tabii bu çok böyle polemiğe açık. Başı sonu ortası sağa sola çekilecek bir mevzudur. Belki bir programda, tek başına bir programda konuşulacak bir mevzudur. Şunu söyleyebilirim. Ben bunu icap ettiği zaman, böyle sorulduğu zaman söylüyorum. Her dakika söylemenin de bir icap etme şekli yok. Ben politik mücadeleye Refah Partisi'nde başladım 1987'de. Ama öyle bir noktaya geldik ki ben Kürttüm, Kürtçe, bırakınız ana dille eğitimi, seçmeli ders olsun dediğiniz vakit Kürtçülük damgasını yediniz. Biz Refah Partisi'nin içinde Kürt kimliğimizle bu haklarımızı savunamadık. Bu bir. İki, peki bugün niye HDP'deyim? HDP sol, sosyalist, en azından laik, seküler bir parti. Ben ise ısrarla İslamcı kimliğimi her fırsatta vurguluyorum. Elhamdülillah, inşallah ölene kadar da öyle olurum. Peki buradaki şeyim ne işte sorunuz? Ben sosyalist değilim, PKK'li de değilim, etnik milliyetçi de değilim. Ama ben Kürtlerin insani, İslami, vicdani haklarının olduğuna inanıyorum. Tıpkı diğer bütün kavimler gibi, Türkiye'deki diğer bütün Orta Doğu'daki kavimler gibi, Ermeniler, Süryaniler, işte Ezidiler, kim olursa insani, vicdani, İslami haklarının olduğuna inanıyorum. Bu hakların savunuculuğunu biz bugüne kadarki sürdürdüğü çizgiyle, bu İslami dediğimiz çizgiden gelen Refah Partisi veya işte daha sonrasında Fazilet, Saadet, AK Parti'de ben yapamadım, dışlandım. Bugün benim HDP'de bulunmamın gayesi bir sol sosyalizm veya PKK siyasetini sonuca ulaştırmak değil, Kürtlerin insani, vicdani, İslami haklarının, hukuklarının elde edilme mücadelesidir. Benim misyonum bu kadar. Bir ittifaktır. Bir siyasal birlikteliktir. Yoksa bir özdeşleşme, aynileşme veya birinin değirmenine su taşıma değil. Kürt halkı bu etnik, İslami, vicdani, insani haklarını elde ettiği gün, Kürtlerin de içinde İslami partiler de olacak, liberal partiler de olacak, sol sosyalist partiler de olacak, ateisti de olacak, dindarı da olacak. Konumum bu. Bu kadar açık. Peki bugün hangi noktaya geldi? Mesela İHH bir rapor yayınladı. Evet. Gördünüz mü o raporu? Evet. Orada bir, Kürtçe ana dille eğitimi evet diyor. Yani evet, şu an en fazla tartışılan. İki, Kürtçe kamusal alanda kullanılmalıdır. Yani ikinci, üçüncü resmi dil olmalıdır. Üç, bölgesel yönetimler olmalıdır diyor. Yine Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, yani Gülen cemaatinin en önemli kurumlarından birisi, onların bir çalışması oldu yine bir rapor. Orada da yine Kürtçe ana dille eğitim, Kürtçenin resmi dil olması, yani ikinci resmi dil olması, üç, bölgesel yönetim var. Aynı şekilde bugün AK Parti hala Kürtçe ana dille eğitime evet demedi. Ama Kürt kimliği, var olması bilmem ne diğerlerini kabul etti. E peki benim ve benim gibilerin, ben tek değilim İslami kesimde, bir sürü Müslüman Kürt var. Bu kadar sene bize yapılan hakaret ve zulmün sebebi ne? Bunun hesabını verenler şu an bize diyorlar ki niye başka yerlerdesiniz? Yahu siz bize kendi evimizde bir huzur rahat vermediniz ki. Siz bizi kendi evimizden kovdunuz. Gasp ettiniz. Gasp ettiniz. Yani bugün bu işi isimlendirerek bir polemiğe kadar girmek istemiyorum. Evet. Dinle, diyanetle, İslam'la, tarihle, medreseyle hiçbir alakası olmayan onlarca adam Refah Partisi'nde ve AK Partisi'nde bakan oldu. İktidara geldi, 50 türlü fırıldağın altına girdi. Bizim gibi evin asli çocukları da Kürtçü damgasını yedi, bölücü damgasını yedi, kapının önüne konuldu, sokaklara atıldı. Bugün ise bütün hepsi geldi diyor ki Kürtçe ana dille eğitime de evet, resmi dile de evet, bölgesel yönetime de evet. Peki bu kadar 50 bin insan niye öldü Türkiye'de? Yani biz bugün hesap sorma durumundayız, hesap verme durumunda değiliz. Bulunduğum yerde de inşallah Allah bu fikirlerle benim canımı alır, mezara öyle gideriz. Dediğim gibi bizim şu anki bulunduğumuz siyasi mücadele politik, taktiksel bir siyasal ittifaktır. Bu yürüyebilir, yürümeyebilir, sıkıntılı olabilir. Esas olan bugün bu memlekette kardeşliğin tesisidir, Kürt sorununun çözümüdür, herkese demokrasinin, bütün halkların haklarının verilmesidir. Bu haklar verildiği gün
Herkes kendi siyasi fikrinde, yolunda serbesttir. Son mesela. Soruyu sorarak bitireyim. Evet. Siz diyorsunuz ki geçmişte... Yani kaçamak bir cevap mı oldu, net mi oldu? Gayet net oldu. Net, açık. Evet. Geçmişteki eylemleri gerekçe göstererek ve gelecekteki iktidar mücadelesinde tehlike olarak değerlendirerek onunla çatışmanın veya çatışmaya yol açacak yaklaşımların Kürt halkının yararının olmadığını, geçmişteki savaşın tekrarlanmasının halkımızın felaketi olacağı düşüncesindeyim diyorsunuz. 6-7 Ekim Cizre olayları, bunlarla ilgili sizin farklı bir yaklaşımınız var. Ne diyorsunuz şimdi bu olaylara? Şimdi ben başından beri aynı şeyi savunuyorum. Neyi savunuyorum? Bir, diyorum ki hükümet, yani AKP, Kürtleri oyalıyor, süreci yayıyor, radikal bir demokratikleşmeye gitmiyor, yeni bir anayasa yapmıyor, seçimleri atlatmak için İmralı'yla, HDP'yle, Kandil'le yürütülen bu süreci uzattıkça uzatıyor. Ben bunu böyle söylediğim vakit AKP'li arkadaşlarımızın bir kısmı, özellikle yani yöneticiler, cinleri tepelerine çıkıyor. Beni müzakere sürecinden de çıkardılar İmralı heyetinden, böyle konuştuğum için. Yani siz oyalıyorsunuz, seçimleri atlatmaya çalışıyorsunuz, Orta Doğu politikanız yanlış, bu süreci doğru yönetmiyorsunuz. İşte biz Ürdün'den bahsedemedik, gittik. 3 gün Ürdün'de Mısır, Tunus, Türkiye, Ürdün, Irak tecrübelerini tartıştık. İslamcıların iktidardaki mücadele, inşallah başka bir programda tartışırız. Ben, siz yanlış yapıyorsunuz. Kürt sorununu ve diğer bütün Alevi sorununu, laiklerle, sekülerlerle olan sorunları radikal bir demokratik programla çözmüyorsunuz. Bu işi uzatıyorsunuz. Tekleşmeye, otoriterleşmeye doğru gidiyorsunuz. Dediğim vakit hükümet çıldırıyor. Hükümetle iş tutan Kürt siyasetçiler de çıldırıyor. Bu parantezi geniş tutabilirsin. Kimse bunlar. Çatışmaya gelecek. Ha, şimdi bu böyle hükümetli olan. Fakat dönüp yani PKK'ye, Kandil'e veya Kürt siyasetinin diğer unsurlarına da şunu söylüyorum. Diyorum ki bakın kardeşim, Türkiye'de Kürtlerin varlığı lafzen de olsa kabul edildi. Yani artık eski bir kart, kurt, car, curt yok. İnkar, asimilasyon yok. Hayır, inkar dönemi bitti, asimilasyon devam ediyor. Baskı ve asimilasyon devam ediyor, hızlı bir şekilde devam ediyor. Asimile. Program uzamasın tabii, diye. Tabii, asimilasyon devam ediyor. Kürt siyasetine de şunu söylüyorum, yani PKK'ya da şunu söylüyorum, Kandil'e de öbürlerine, çok açık ve net. HDP içinde de aynı fikirleri savunuyorum. Şunu söylüyorum, diyorum ki hükümet kandırabilir, oyalayabilir, süreci yayabilir, uzatabilir, çürütebilir. Ama Kürtlerin Irak'ta, yani Güney Kürdistan'da bir devletleri oldu. Adına devlet demesen de bir devlet oldu. Fiili devlet oldu. Rojava'da fiili bir statü çıktı. Türkiye'de de demokratik olarak piyasalar Kürtlerin demokratik haklarını satın aldı. Bundan sonra Türkiye'nin içinde silahlı mücadelenin dönemi bana göre bitmiştir. Bana göre. Peki ne yapmak lazım? 2013 Nevruz'unda Diyarbakır'da İmralı'nın mektubu okundu. Evet. Bundan sonra Türkiye'deki Kürtler taktik olarak değil, stratejik olarak hak arama mücadelesinde silahlı dönemi bitirmiştir. Hak arama mücadelesi bundan sonra demokratik olacaktır, fikri olacaktır, siyasi olacaktır. Bu taahhütte bulundu. Bundan sonra Türkiye'deki mücadelenin HDP'yi, BDP'yi, neyse Kürt siyasetini, demokrasi güçlerini genişletmek, büyütmek, %10, 15, 20'lere kadar taşımak, ittifaklar kurmak, dindar, laik, seküler, liberal, bütün demokratları yan yana getirmek, yani bana göre daha da net konuşayım. Mehmet Bekaroğlu'ndan Mehmet Altan'a, Ali Bulaş'tan Faruk Ünsal'a kadar, yani isimlendireyim ki bazı şeyleri daha iyi anlaşılsın. Türkiye'de ne kadar liberal, demokrat, sol, yani yeni bir Türkiye isteyen güç varsa bunları yan yana getirmek lazım. Yeni bir anayasa yapmak lazım. Silahları susturmak lazım. Bunu dediğim vakitte Kürt siyasetinin içinde tekrar silaha başvurmak isteyenler rahatsız olur. Yani hükümet oyalıyor dediğim vakit AKP rahatsız oluyor. Silahlar bundan sonra sussun, yerine demokratik siyaset genişlesin dediğim vakit Kürt siyasetinin içerisinde tekrar alternatif olarak yeniden kavga başlasın, yeniden gerilla, asker ölsün, çatışmalar başlasın diyen kesim rahatsız oluyor. E vallahi kim rahatsız oluyorsa olsun. Yani ben bu durumdan çok daha rahatsızım. Yani iki kesimden de rahatsızım. Tekrar silah diyen siyasetten de rahatsızım. Halkı, Kürtleri, Alevileri, laikleri, demokratları, İslamcıları oyalayanlardan da rahatsızım. Tek yol var: barış, kardeşlik, demokrasi. Demokrasi güçlerini yan yana getirmek. Orta Doğu'da Türklerin, Kürtlerin, Arapların, Müslümanların, gayrimüslimlerin
Şiilerin ve Sünnilerin, laiklerin, dindarların birlikte yaşayabilecekleri bir yeni Orta Doğu'yu inşa etme. Bakın eğer biz bunu yapamazsak bunun alternatifi ne biliyor musunuz? Bunun alternatifi her yer Suriye, her yer Irak, her yer Lübnan, her yer Mısır, her yer Kürdistan, Rojava ve her yer kan, sefalet ve ölüm. Kıyamete kadar savaş demek. Yani ya bir barış kuracağız veya kıyamete kadar savaş diyeceğiz. Bu, ben barış ve kardeşlikten yanayım. Bu kadar açık. Bu Kandil gecesi biz barışla, sulhla niyet edelim, onunla bitirelim. Ben ikinize çok teşekkür ediyorum. Bir dua edelim gelin. Buyurun. Ya Rabbi, Habibinin yüzü suyu hürmetine bu gecenin rahmeti üzerine alev alev yanan bütün bu coğrafyamıza, yani Kudüs'ten Halepçe'ye kadar, Tunus'tan, Fas'tan Rojava'ya kadar, Bağdat'a kadar bütün bir coğrafyamıza ya Rabbi rahmet et. Amin. Bu ateşi söndür. Amin. Kalplerimize merhamet koy ve bizi yakınlaştır. Amin. Amin. Benim son bir duam var ama bu farklı bir dua olacak. Altan abinin Refah Partisi'nde ve diğer siyasi yapılar içerisinde Kürtlükle ilgili Müslüman kimliğini rahatlıkla yaşadığı halde Kürt kimliğiyle ilgili o sorunları, hepimizin bildiği, yaşadığı sorunları dile getirince aklıma geldi. İnşallah Kürt siyasal hareketi de bu 6-8 Ekim olaylarında ve Cizre olaylarında biraz işaretlerini gördüğümüz gibi Müslüman Kürtlerin Kürtlüklerini yaşarken dini anlamda böyle tehlikeli baskılara maruz kalmazlar. Amin. Bu da bir amin, amin diyelim. Amin. Kürt siyaseti mutlaka çoğulcu olmalı, evet. Demokratik olmalı. Amin. Biz yani Kemalizm'den canımız çıktı. Tekrar tekşi bir yapıya dayanmamız yok. Kemalizm Kürtçesine maruz kalmayalım. Amin. Evet. Çok teşekkür ediyorum Altan Tan ve Vahdettin İnce konuklarımızdı. Altan abinin 3 kitabı bulunuyor. Vahdettin İnce'nin 2 kitabı ama çok sayıda çevirisi var. İsteyenler onları Google'da bulabilirler. Bu program için Diyarbakır'dan Abdülkadir Turan ve Muhammed Akar'ı aslında da davet etmiştik. Fakat sonra hava şartlarından dolayı riske gireriz diye vazgeçmiştik. Katkı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Programın uzatılması ile ilgili, devamı ile ilgili çok sayıda talep var. Ülke TV'de zaten açık bir, şeffaf bir ortam var. Bu konuyla ilgili haftaya inşallah bakalım diyoruz. İyi geceler, hayırlı kandiller, duanızla mazlumları unutmayın diyoruz. İnşallah haftaya görüşmek dileğiyle. Evet.